İyi akşamlar. En sırasına hoş geldiniz. Tabii şaşırdınız. Turgay Güler yok. Turgay nerede? Turgay şu anda uçakta, Brüksel'den dönüş yolunda Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber NATO zirvesini takip etti. Onun için bugün biz Turgay'sız yayın yapacağız. Ama yine stüdyoda değerli konuklarımız var. Ben o konukları tanıtarak başlamak istiyorum. Burada hemen yanı başımızda Sayın Bülent Akarcalı, eski Sağlık Bakanı ve Turizm Bakanı. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Eyvallah. Gaffar Bey, Gaffar Yakıncı, Aydınlık Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz Gaffar Bey. Hoş bulduk. Ben şu anda Turgay Güler'in oturduğu yerde oturuyorum. Dikkat edin. Sayın Bakanıma yerimi verme nezaketi numarasıyla Turgay Güler'in yerine geçtim. Geçmiş oldu. Burada bunu kayıtlara geçiyoruz. Maşallah güzel kayıtlara geçsin diye söyledim. Eyvallah. Arkadaşımız sağ salim gelsin İnşallah. Diye bekliyoruz. İnşallah. Burada. Yusuf Bey, Yusuf Alabar'da. M5 dergisi Ankara temsilcisi Ankara'da bize eşlik ediyor. Yusuf Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Yusuf Bey. İyi akşamlar diliyorum hem Sayın Bakanımıza hem Gaffar Bey'e hem de değerli yayın yönetmenimiz Hasan Bey'e. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ve Skype vasıtasıyla bize katılacak Emin abiye. Evet, İnşallah güzel bir yayın olacak. Evet. Emin Pazarcı bugün uzaklarda Mardin'den bize eşlik edecek. Emin Bey hoş geldiniz ya da merhaba. Merhaba. Mardin'deyiz tabii. Merhaba. Yani hep Ankara'da olurduk. Yarın Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu Yayıncılar Derneği ile birlikte gerçekleştireceği medya ve demokrasi paneli var. Ona katılacağız. Ve şu anda da Mardin'de sağ olsunlar gelen televizyoncu arkadaşlar Mardin Life'ın stüdyosunu açtılar bize. Çok iyi. Hemen arkada bir fotoğraf var. Fotoğraf mı yoksa pencereden mi? Ha fotoğrafmış. Evet. Fotoğraf var arkada. Mardin Kalesi ve sağ tarafta da ne var orada? Hangi cami ya da hangi ibadethane göremedim tam? Vallahi arkaya ben tam bakmadım. Öyle ama mi? Orada bol miktarda fotoğraf var. Eyvallah. Teşekkür ederiz onlara da. Yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi bu tanışma faslından sonra tabii bugün çok önemli bir zirve Brüksel'de gerçekleşti. NATO zirvesi ve Sayın Cumhurbaşkanımız da oradaydı. Tabii bildiri var, NATO Genel Sekreterinin açıklamaları var, Sayın Cumhurbaşkanımızın basın toplantısı var, Amerikan Başkanı Biden'ın açıklamaları var ve olumlu olumsuz yönleriyle bir NATO zirvesi gerçekleşmiş oldu. Biraz bunu konuşalım isterim. Gaffar Bey'le başlasak nasıl olur diye düşünüyorum. İyi olur. Ben Sayın Bakanıma söz vereyim ya da Yusuf abiye söz vereyim. Ha, tabii Turgay'ın yerinde olduğunuz için. Şimdi ben benimle başlanıyor geleneksel olarak. Şimdi ben Turgay Bey'in yerine geçtim. Şimdi onun için bizim programın konuğu sayabiliriz Yusuf abi ve Sayın Bakanımı. Ben söyleyeyim o zaman. Şöyle sorayım. Şimdi öyle bir şey çıktı ki Biden'ın açıklamasında da vardı. NATO Genel Sekreterinin açıklamasında da vardı. Genel havada şayet Rusya kimyasal silah kullanırsa müdahale ederiz diyen bir cümle var Biden'dan çıkan. NATO Genel Sekreterinin açıklamalarının satır aralarında Rusya'nın kimyasal silah kullanabileceğine dair istihbari bilgilerin olduğu yönünde şeyler söyledi. Bir, bunun inandırıcılığı var mıdır? İki, NATO kimyasal silah kullanma şartıyla müdahale ederim diyerek işte, uluslararası bir hukuka mı dayandırıyor kendisini? Yoksa neden mesela şu anda kimyasal silahın dışında da binlerce insan oldu ona kalsa niye müdahale etmedi de kimyasal silah gerekçesini ortaya atıyor? Şimdi kimyasal silah denince Amerika'nın bu konuda son derece sicilli olduğunu, vesikalı olduğunu biliyoruz. Amerika, Irak'a müdahale için olmayan kimyasal silahların, kitle imha silahlarının var olduğunu iddia ederek, hatta sahte deliller oluşturarak, hatta ve hatta Genelkurmay Başkanları Birleşmiş Milletler'in önünde yalan söyleyip sahte delilleri sunaraktan kendilerini meşru kılmaya çalıştılar. Şimdi birincisi bu. İkincisi bu bir kışkırtma. Nedenine gelince Rusya'nın kimyasal silah kullanacağına dair en ufak bir emare yok. Üçüncüsü, Rusya'nın bu konudaki tavrı çok net. Geçen akşam beraberdik konuşmada. Rusya'nın söylediği şu, daha önce şöyle diyeyim, önce konuşma açıldı. NATO'nun elinde 20 bine yakın uçak varmış. Yani NATO'nun
klasik savaş araç gereci 20 bin tane uçak diyelim, 10 bin tane tank vesaire vesaire. Bu rakamlar da Rusya'nın elindeki benzer silahların 4-5 misliymiş. Hı hı. Dolayısıyla klasik bir savaş olduğu takdirde Rusya kaybedeceğini biliyor. 5 bin uçağına karşı 20 bin tane uçak, daha da modern vesairesi. Dolayısıyla Rusya'nın şöyle bir şeyi var. Klasik savaşı kaybedeceğini bildiğinden dolayı diyor ki, eğer NATO bana saldırırsa ben nükleer silahla cevap veririm diyor. Hı hı. Çünkü %100 kaybedeceğini bildiği bir savaşa karşı elinde olabilecek, karşı tarafı caydırabilecek tek kişi nükleer silah. Ama bu demek değil ki Rusya nükleer silah kullanmaya hazır. Şimdi burada Amerika'nın çok klasik, uzun yıllardır uyguladığı bir kaşıma metodu var. Onu, karşı tarafı tahrik metodu ve dünya kamuoyunu yönlendiren bütün haber ajansları, şu bu vesaire ellerinde olduğu için, hatta o da yetmiyormuş gibi bir de bir araya gelip Türkiye'de bir tane kamuoyunu, Türk kamuoyunu istedikleri gibi manipüle edecekleri zannettikleri, 90'dan gol atacaklarını sandıkları 90'lı bir şey çıkarıyorlar. Amerika'nın, Fransa'nın, Almanya'nın malum şeyleri. Baktım hemen, ondan sonra içerideki haberler, yok lezbiyenlerin hakkı, yok homoların hakkı, yok bilmem ne vesaire gibi hususlar, hep marjinal konular işleniyor. Ortada bana göre NATO'ya kesinlikle yakışmayan bir yaklaşım var. Bu yaklaşım da tamamen Amerika'nın yaklaşımı. Amerika da bu yaklaşımı nasıl elde etti? Orada da tabii şöyle diyeyim, Putin savaştan dolayı suçlu. Bu bir, hiç onu tartışmıyoruz bile. Ama bir de sorumluluk kimde? Sorumluluk Amerika'da. Amerika bu sayede Putin'i bir savaşa çekerekten, ondan sonra neyi kazandı? Avrupa'yı tekrar biat ettirdi. Yani yakın işbirliği diye biat ettirdi. Avrupa'nın büyük bir korkusu başladı vesaire vesaire. Daha başka hususlar da var ama. Dolayısıyla bu kimyasal silah hususu kafa bulandırmaktan, zihin bulandırmaktan öteye gitmeyen bir şeydir. Ve son derece yanlıştır. NATO içinde inanıyorum ki Türkiye gibi birkaç başka ülkenin de sağduyulu davranışıyla bu yaklaşımlar dengelenebilir. Bir de daha sonra da tartışılır ama bizim için önemli olanı, NATO'nun genel beyanları dışarısında ikili ilişkilerde NATO'nun Türkiye'ye hangi taahhütleri vereceğidir. Yani Türkiye'ye uygulanan dolaylı dolaysız ambargolar, evet, yaptırımlar, evet. YPG, PYG vesairesi, şusu busu, istiyorsanız ona sonra gireriz. Daha sonra konuşuruz. Şimdi Yusuf Bey'e dönelim. Yusuf Bey, şimdi aslında Bülent Bey açtı konuyu ama ben şuradan devam etmek istiyorum. Bu kimyasal silahlar meselesinde. Bu ilk kimyasal silah meselesini Lavrov, Antalya'da dile getirmişti. Yani Ukrayna'nın elinde kimyasal silahlar olabilir cümlesini Antalya'da kurdu. Daha sonra Rusya, Amerika'nın Sovyetler sonrasında Ukrayna'daki 200 küsür laboratuvara yardım etti. Epeyce bir para verdiğini öne sürdü. Ve destek Çin'den geldi. Çok ilginç bir şekilde Çin de aynı iddiayı dillendirdi. Bugün ama bakıyoruz ki Amerika ve NATO ısrarla Rusya'nın kimyasal silah kullanabileceği ve kullanırsa da müdahale edilebileceğini söylüyorlar. Siz ne dersiniz? Yani şimdi öncelikli olarak kimyasal silah kullanırsa Amerika Birleşik Devletleri nasıl müdahil olacak? O suale cevap vermek lazım gelir. Bilfiil kendisi NATO ile birlikte karar alarak bu konuyu gündeme mi getirecekler? Getirirlerse acaba NATO topraklarında gerçekleşmeyen bu husus ile ilgili NATO'nun bu konunun arkasında hizalanmasını nasıl sağlayacaklar? Merak ediyorum. Neden merak ediyorum? Bakınız, biz Barış Pınarı Harekatı yaşadık. Afrin'de Zeytin Dalı'nı yaşadık. Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaşadık. Fırat Kalkanı Harekatı'nı bütün müttefiklerimizin terör örgütü olarak kabul etmiş olduğu bir ülkeye, terör örgütüne karşı verdik. Ama bunun dışında daha da önemlisi, Bahar Kalkanı Harekatı'nda 34 Mehmetçiğimiz şehit edildiğinde
Türkiye'nin bu konuda ortaya koymuş olduğu can siperane bir karşılık vardı. Bu karşılıkta Esed rejiminin 2011'deki Suriye iç savaşı başladığı günden bu yana verdiği en büyük kayıplara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin silahlı kuvvetleri imza attı. Zırhlı araçları, uçakları, hava unsurları, efendime söyleyeyim bir takım korunakları, savunma depoları, askerleri ve aynı zamanda da İran'ın bölgeye getirmiş olduğu şebiyalar, terör örgütü üyeleri de dahil olmak üzere. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin burada bu sıkıntısı başladığında Türkiye NATO ile ilgili bu konunun görüşülmesini talep etti. Fakat Türkiye'ye verilen cevap şuydu sevgili Hasan Öztürk. Suriye sahası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprağı değil. Sizin askerinizin burada bir saldırıya uğraması NATO'nun saldırıya uğraması anlamına gelmez. Eğer Suriye'den dolayı Türkiye Suriye coğrafyasında başlayacak bir çatışmadan dolayı Suriye rejimiyle ve dolayısıyla da Rusya'yla da karşı karşıya kalırsa Türkiye'yi müdafaa etmeyiz anlamına gelecek bir karşılık verildi. Bunu hepimiz yaşadık. Hatta Türkiye burayla ilgili bir takım hava savunmasıyla ilgili hususlarda garanti istediğinde Türkiye'nin sırtını sıvazlayan o zamanki Suriye özel temsilcisi James Jeffrey bu işin Türkiye'nin kendi omuzlarında olduğunu bizzat söyledi ve bunlar arşivde duruyor. Şimdi Ukrayna'da bir kimyasal silah saldırıldığı gerekçesiyle NATO toprakları olmayan bir ülkede bir kimyasal saldırıldığı yapıldığı gerekçesiyle NATO ve Amerika Birleşik Devletleri nasıl müdahil olacak? Bu apayrı bir soru. Buradan oy birliği içerisinde NATO bir karar alacak mı, alabilecek mi? Ayrı bir husus. Ama derse ki Rusya'nın bir kimyasal silah kullanması durumunda Ukrayna'ya şimdi olduğu gibi destek vererek müdahil olacağız. Bu farklı bir husus. Ama bir şey sorabilir NATO'nun miyim? NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'ni... Tabii. Çok özür dilerim. Bir şey sorabilir miyim? NATO Belgrad'ı nasıl bombaladı? Hangi gerekçeyle ve hangi şartlarla? Yani neyi ileri sürerek bombaladı o Kosova Savaşı'nda? Evet, NATO'nun Sırbistan'ı vurması NATO'nun almış olduğu karar ile mütenasip oldu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkan bir karar bunda etkili oldu. Şimdi ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu konuyla ilgili çıkmış bir karar var, ne de NATO'nun bu konuyla ilgili almış olduğu bir karar var. Şimdi bu şekilde olmadığında NATO'nun müdahil olması yine NATO'nun karar mekanizmasında bütün NATO üyesi ülkelerin ortak bir şekilde oy birliği içerisinde karar almasıyla bu mümkün olabilir. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ukrayna sahasında böyle bir şey olduğu takdirde NATO'ya sormayacak mı? Yani siz Suriye'de 34 Mehmetçiğim şehit edildiğinde hiçbir şekilde kılınızı dahi kıpırdatmadığınızda şimdi benim Ukrayna sahasında Rusya'yla NATO üyesi bir ülke olarak karşı karşıya gelmemi mi istiyorsunuz şeklinde mutlaka buna sual edecektir. Ama bu kimyasal silah kullanma işi biraz netameli bir husus sevgili Hasan Öztürk. Biraz önce Sayın Bakan konuyu dile getirdi. Yani yaşı yarım asrı aşmış olan bizler de dahil olmak üzere bu konunun nasıl manipülatif bir şekilde kullanıldığını Irak coğrafyasından bildiğimiz gibi Esed'in de kendi ülkesi içerisinde 200'ün üzerinde kimyasal saldırıyla ilgili bir takım Birleşmiş Milletler raporlamaları var. Ama bu konularla ilgili de herhangi bir şeyin yapılmadığını biliyoruz. Ama kimyasal silah kullanmayla ilgili sicili kabarık olan Saddam Hüseyin'e hala Halepçe'de mazlum, bigünah ve masum Kürtlere karşı o silahları kim verdi sorusu daha bugüne kadar gündeme gelmedi. Bakın öyle enteresan bir zaman diliminde ve akşamda program yapıyoruz ki bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin eski dışişleri bakanlarından Madeleine Albright'ın öldüğü bir gün. Madeleine Albright 500 bin Iraklının ölmesiyle ilgili hususu ateşi bol oldu. Vicdanında rasyonel hale getirmiş bir dışişleri bakanı. Amerika Birleşik Devletleri'nde durum böyle de İngiltere'de farklı mı? Tony Blair başbakanlığı bıraktıktan sonra bilfiil açıklamalar yaptı. Dedi ki yani biz Irak'a kitle imha silahları gerekçesiyle girdik ama Saddam'ın elinde kitle imha silahı olmadığını sonradan öğrendik gibi
Yani bunları niçin örneklendirerek anlatıyorum? Suriye coğrafyası, Irak coğrafyası da dahil olmak üzere birçok coğrafyada kitle imha silahlarının bazen bir false flag dediğimiz yanlış bayrak kaldırma şeklindeki operasyonlara zemin hazırlayabilmesi için kullanıldığını biliyoruz. Bazen de Saddam Hüseyin'in kimyasal silahları kimden tedarik ettiği ortaya çıkmasın diye pür dikkat bu konuların örtülmesinden de biliyoruz. Şimdi ama ben lafı uzatmadan bir konuya getireceğim. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği konuları konuşacağız. Yani özellikle bunların içerisinde Türkiye'ye uygulanan ambargo da dahil olmak üzere. Ama bir husus var ki o da dünyanın güvenlik mimarisinin artık çok net bir şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi müdahil olma iddiasını gündeme getiren Amerika Birleşik Devletleri'nde eski bir CIA çalışanı Wall Street Journal'da fikir diyerek, çünkü yazmış olduğu köşenin adı da opinion, yani Türkçe fikir diye yazılmış. Türkiye'nin elindeki S-400'leri Ukrayna'ya verdiği takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 alabileceğini söylüyor. Şimdi o eski CIA çalışanına ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki büyükelçisine buradan duyuralım. Bakın, Türkiye'ye geldiği günden bu yana Amerikan büyükelçisinin Türk iş kebap çok güzel dışında hiçbir açıklamasına şahitlik etmedik. Biz de buradan 50 defa duyurduk. Sizin kebabı çok sevmeniz 70'li yılların Türkiye'sinde bir haber değeri taşıyordu. Ama şu an bizim için haber değeri taşıyan daha önemli hususlar var. Eğer mümkünse bu konularla ilgili açıklamalar yapın. O açıklama da şu: Türk karşı kullandırtarak bizi Ukrayna üzerinden tekrardan Rusya ile karşı karşıya getirmesiyle ilgili projenize 100 yıllık aşımız var bizim, bağışıklığımız var. Bizim ülkede halkına hesap vermeyen oldu bittiyle Goben ve Breslau isimli iki tane gemiyi Çanakkale Boğazı'ndan geçirip yine Rus limanlarını vurdurttuğu için Birinci Dünya Harbi'ne dahil olduk ve Sarıkamış cephesinde hemen bu olaydan 4 ay sonra 90 binin üzerinde Mehmetçiğimizi şehit verdik. Şimdi bizim Wall Street Journal'daki eski CIA çalışanına yazdırmış olduğunuz yazı üzerinden hiç S-400'leri falan Ukrayna'ya verip de Rusya ile karşı karşıya kalmak gibi bir niyetimizin olmadığını size buradan duyuralım. Dolayısıyla bugün, bence bugün yapılacaksa aynı gazetede, bir açıklama haber değeri. Çok özür dilerim, bir ilave parantez açalım. Aynı gazetede bugün biliyorsunuz Sayın Fahrettin Altun'un da bir yazısı yayınlandı. Aynen sizin anlattığınız tarzda, yani bu ve aynı gazetede yer alması da önemli bence. Görmüşsünüzdür muhtemelen. Aynı elbette. gerekçelerle elbette. Onun itirazı da var. Evet. Bu, pardon, kapattım parantezi. Şimdi buyurun. Sevgili Hasan Öztürk, isterseniz ben bu konuyla ilgili kimyasal silah kullanma üzerinden gelinen noktaya kadar bir çerçeve çizmiş olayım. Sözümü devredeyim. Ama sözümüzün ileriki bölümlerinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın 5-6 madde halinde sıraladığı basın açıklamasındaki hususlar tabii, tek tek onu incelenmeye, analiz edilmeye ve bunun sonucunda nelerin çıkacağını değerlendirmeye değer diye düşünüyorum. Doğru, doğru. Biz Mardin'e gidelim şimdi. Emin Bey'e dönelim. Emin Bey, şimdi tabii kimyasal silah meselesini konuşuyoruz. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi tabii kimyasal silah meselesinde ben Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bu açıklamaları ya da nasıl yorumlandı, yanlış yorumlandıysa yorumlamaları garip bir şekilde izliyorum. Şimdi ne demişti daha önce Biden? Biz müdahale olmayacağız. Müdahale olmamız 3. Dünya Savaşı'nı tetikler. 3. Dünya Savaşı'na yol açar demişti. Kimyasal silah kullandığı zaman müdahil olduğunuzdaki varsayımdan bahsediyoruz. 3. Dünya Savaşı çıkmayacak mı? Yani garip bir takım açıklamalar var. Aslında ortada çok, çok garip bir olay var. Yani orada bir güç mücadelesi var. İnsanlar ölüyor. Ciddi anlamda insanlık dışı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama biz bunu adeta işte futbol maçı izler gibi izliyoruz. Bir takım taraftarlıklarımız var. Kimimiz diyoruz ki işte Ruslar şöyle canidir, şunu yapar. Kimimiz diyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri şöyle böyle. Ama orada insanlar ölüyor. Yani çok ciddi şekilde bir insanlık suçu işleniyor. Şimdi bakıyorsunuz işte geçmişte 2. Dünya Savaşı yıllarında Hiroşima ve Nagasaki'ye nükleer silah kullanan, atom bombası atan Amerika Birleşik Devletleri
bunun felaket olabileceğini söylüyor Putin ben kullanırım dediği zaman. Ve Putin de kalkıyor bunu bütün dünyanın gözünün önünde ben nükleer silah kullanabilirim diyor. Aslında bakın çok vahim, son derece insanlık dışı, hepimizi tehdit eden garip bir tabloyla karşı karşıyayız. Kimyasal silah değil. Nükleere geçiyorum ben. Kimyasaldan sonra nükleer de var. Öyle bir tartışma da var. Hayır, nükleer yani silah, evet. Nükleer silahı, yani, evet. Yani Putin'in sözcüsü Peskov, yani Kremlin Peskov sözcüsü Peskov, biz kullanabiliriz dedi. Evet, bunu biz varlık meselesi yaparsak, o noktaya gelirsek kullanırız dedi. Evet. Şimdi şöyle, her ülkenin kendi şeyi vardır, değerlendirmesi vardır. Varlık yokluk meselesine getirebilir. Bizim değerlendirmelerimiz farklıdır. Amerika'nın farklıdır. İngiltere'ninki farklıdır. Ama bugünkü dünyada biz nükleer silah kullanabiliriz diye bir açıklama yapılması, bunu da işte bir vay efendim emperyalist devletlere karşı kullanırım şeklinde bir ifadede bulunması bana göre son derece vahim. Bizim kimyasal silahtan öte daha fazla bunu konuşmamız lazım. Yani bakın kullanılıp kullanılmaması önemli değil. Şimdi askeri uzmanların kimi diyor ki kullanabilir, kimi diyor ki kullanamaz. Kimi işte karşı tarafı tehdit ediyor, gözdağı veriyor vesaire vesaire. Her şeyi herkesin değerlendirme yapıyor ama bunlar, bu ifadeler kullanılabiliyor ve bu ifadeleri kimse yadırgamıyor. Yani dünyanın sonunu getirebilecek son derece vahim bir takım açıklamalar var. Yani bir taraftan insanlık dışı bir şeyle karşı karşıyayız, yanı başımızda tabloyla karşı karşıyayız. Öbür taraftan da insanlığın sonunu getirebilecek bir takım açıklamalar var. Bence bunların tartışılması lazım. Yani vay efendim işte Amerikalılar şöyle yaptı, Ruslar şöyle haklıydı, Zelenski soytarıydı, Zelenski doğru yapsaydı şöyle olurdu, böyle olurdu gibi ayrıntıya boğulmuş meselelerle karşı karşıyayız. Yani iki tane güç, dünyadaki iki tane emperyal güç, ben ikisini de farklı görmüyorum, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya, orada bir bilek güreşi yapıyor. Bunu da nereden yapıyor? Bunu işte Rusya götürüyor oraya bir takım paralı askerler var, onların içinde geçen gördük işte bizim belli Türk Cumhuriyetlerinden gelen askerler var, onları orada kırdırıyor ve onlar üzerinden bir savaş ortaya çıkarıyor. Amerika Birleşik Devletleri bizzat girmiyor, işte oraya silah yardımıyla bir takım sonuçlar almaya çalışıyor. Avrupa bir şekilde destek veriyor. Yani orada ciddi şekilde insanlığın zarar gördüğü bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve biz de bunu gerçekten futbol maçı gibi izliyoruz. Bence işin özünü tartışmak lazım. Özü yani, nedir size işte, göre Emin Bey? Beşten büyük söyleme Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne kadar önemli? Yani bir takım ülkeler, bir takım emperyalist ülkeler bir takım kavgalar veriyorlar. Biz de buna taraf yapılmaya çalışılıyoruz. Çok güzel programın başında ifade edildi. Yani Türkiye savaşa sokulmaya çalışılıyor. Veya Türkiye ne bileyim bir tavır almaya çalışılıyor vesaire vesaire. Biz bunları yaşamak zorunda değiliz. İnsanlık bunları yaşamak zorunda değil. Dünya bunları yaşamak zorunda değil. Yani gerçekten yani Rusya'nın güvenlik endişeleri nükleer silah kullanacaksa Rusların güvenlik endişeleri insanlığın, dünyanın güvenliğinden, endişesinden, gelirinden çok daha mı önemli? Ama bakıyoruz biz bunları konuşmuyoruz. Biz ayrıntılara boğulmuş durumdayız. Yani bu bir vahşettir. Bu geldiğimiz noktada insanlıktan çıkılmasının bir göstergesidir. Yani burada bırakın çok küçük miktarda bile bir atom bombasının kullanılması, nükleer silahın kullanılması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Buradaki insanları nasıl etkileyecek? Yani onun sızıntılarının sonuçları ne olacak? Bunları tartışan yok. Dediğim gibi sadece futbol maçı gibi işte şöyle olursa böyle olur. Amerika şunu yaparsa Rusya böyle yapar. Rusya şu adımı atarsa böyle olur. Kiev kaç günde Rusya tarafından alınır ya da kaç gün direnir gibi bir tartışmanın içindeyiz. Ben bunu garipsiyorum. Yoksa yani iki tane güç savaşıyor orada ve bizler de gerçekten taraf yapılmaya çalışıyoruz. Bu hep yapıldı. Sürekli bunları biz yaşıyoruz. Tarih hep böyle oldu. Bunlar tamam. Tamam ama şu anda insanlık tehdit altında. Ama kimse bunu pek ciddi şekilde tartışmıyor. Ben işin o tarafıyla ilgiliyim. Eyvallah. Gaffar Bey, siz kimyasal silahlar kullanılabilir ifadesini duyunca ne hissediyorsunuz? Önce onu söyleyeyim. Yani öncelikle şunu bir defa tespit etmek lazım. Dünyada
nükleer silahı kullanmış olan tek ülke Amerika'dır. Amerika dışında nükleer silahla insan öldürmüş, hayvan öldürmüş, doğayı zehirlemiş başka bir ülke yok. Eğer konu nükleer silahsa. Dünyada kimyasal silah ilk Birinci Dünya Savaşı'nda kullanıldı. Ama kimyasal silahı en sistematik ve kitle kırım aygıtı olarak kullanan ülke Vietnam'da. Amerika'dır. Vietnam'da kullanmıştır. Napalm'da. Agent Orange adlı. Napalm'den öncesi bakın. Yani Napalm'den daha önce de Agent Orange adlı çok ünlü bilinen bir kimya şirketi. Türkiye'de faaliyeti olan bir kimya şirketi tarafından üretilen yalıtım malzemesi olarak şimdi kullanılan. O fotoğraflar Ömer. Tabii. Agent Orange. Çocuklar koşarak çıkıyorlar ya. Yarı çıplak halde. Sistematik olarak kullanılan. Yanmış. My Lai katliamı. Evet. My Lai katliamı. İlk ülke, sistematik olarak kullanan ülke ve üstelik sivillere karşı bunu kullanan ülke gene Amerika Birleşik Devletleri'dir. Biyolojik silah çalışmalarını da dünyada ilk başlatan, ilk denemeleri yapan ülke gene Amerika'dır. Yani dolayısıyla biz silahtan, insan öldürmekten, kitle kırımından, kitlesel imhadan bahsettiğimizde matematiksel olarak, yani ben bir veriyi paylaşıyorum, bu politik görüşüm değil benim yani. Matematiksel olarak, tarihsel gerçeklerle baktığımızda dünyada karşımıza çıkan ilk ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Başka ülkeler kullanmış mıdır? Kullanmıştır. Başka ülkelerde kullanmıştır. Başka savaşlarda kullanmıştır ama bu işin başını çeken Amerika'dır. Çünkü dünyanın en gelişmiş silah sanayine sahip olan ülke gene Amerika'dır. Şimdi demin Yusuf Alabar'da konuşurken çok önemli bir tabir kullandı. Yanlış bayrak operasyonu, false flag diye tabir edilen operasyon. Bu kendisi açıklamadan geçti. Ben affına sığınarak bir cümleyle açıklayayım. Yani bu şu demek. Siz sanki düşman yapmış gibi bir harekette bulunuyorsunuz. Hitler'in Polonya'ya yaptığı. Yani siz bir bomba atıyorsunuz. Mesela diyelim ki yani teşbih tahta olmaz diye söyleyeyim ben. Diyelim İstanbul'da çok bizim sevdiğimiz bir mabet, bir binayı diyelim bombalıyorsunuz ve sonra diyorsunuz ki efendim bunu Yunanlar yaptı diyorsunuz. Yunanların haberi yok. Canım biz Atatürk'ün doğduğu evin Selanik'te 1956'daki bomba ya da yaşanan haberi üzerine yaşanan neler yaşandı. 6-7 Eylül olaylarını biliyoruz. 6-7 Eylül İngilizler vardı. Bir de İstanbul'daki İngiliz severler vardı. Bu bir false flag operasyonu. Şimdi dolayısıyla NATO bunu dillendiriyorsa, yani kimyasal silah kullanırsa Rusya, ben de buraya müdahil olurum diyorsa, bu bir defa öncelikle böyle bir riski akla getiriyor. Yani bunu yapabilir mi? Ve Pentagon'un Ukrayna'da Sovyetler sonrasında 200 küsür tane... Şimdi ona geleceğim. Onlar biyolojik silahlar. Işte. Kimyasal değil, onlar evet, biyolojik. Evet. Şimdi o sizin belirtmiş olduğunuz, yani Lavrov Antalya'da açıkladı, arkasından da Çin'den destek geldi dediniz ya, evet. Orada başka bir nokta var. Bunu Amerika kendisi itiraf etti zaten. Yani 8 Mart tarihinde, 8 Mart'ta Amerikan Senatosu Güvenlik Komitesi, Dışişleri Komitesi'nin konferansında, toplantısında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland hanımefendi bir senatörün sorusu üzerine soruya şöyle yanıt verdi. Ukrayna'da bulunan biyolojik laboratuvarların, biyolojik silah laboratuvarlarının Rusların eline geçmesinden kaygılıyız dedi. Şimdi bu şu anlama geliyor. Açıkça diyor ki Ukrayna'da biyolojik silah araştırmaları yapan laboratuvarlar var. Bunlar Amerikalılara aittir ya da bizim bilgimiz dahilindedir. Yani Rusya ait olduğunu iddia ediyor ama olduğunu biliyoruz yani, bunu biliyoruz. Zaten daha sonra toplanıp... 380 milyon dolar olması lazım. Ben yazmıştım da şimdi kayıtlarımı bulmam lazım. Evet, 400 milyon yakın bir rakamla desteklemişler. Sebebi de şu, asıl sebebi de şu. Yani Ukrayna'da bunun yapılmasının sebebi şu. Ukrayna'ya dair bir özel bilgi verelim. Yani Rusya'ya yakın olması falan değil Ukrayna'da yapılmasının sebebi. Çünkü biyolojik silah dünyanın her yerinde çalışabilirler. Çok mühim değil. Bir tüp içinde bir yerden bir yere naklederler. Ukrayna, biz Ukrayna diyoruz ama yani diplomatik tabirle failed state. Uzun bir süredir devlet hüviyeti taşımayan bir devlet. Anayasal düzeni yok. Anayasal düzeni bozulduğu için yani belirli oligarkların, mafya yapılarının, meşru gayrimeşru siyasi yapıların elinde oyuncak haline geldiği için özellikle 2004 Maydan darbesinden beri, bizdeki Gezi'nin muadili olan darbeden beri o halde olduğu için Amerika şunu yapabilmiş, kendi ülkesinde yapamadığı ya da başka ülkeleri ikna edemediği bazı biyolojik testleri, deneyleri Ukrayna'ya aktarabilmiş. Yani bunlar insan hayatı açısından tehlikeli şeyler. Hatta bazı Ukraynalılar da eğer Rusların iddiası doğru ise diyelim, yani o Lavrov'un iddiası şayet doğru ise, bazı Ukraynalılar da
Bu arada Avrupa basında da yayınlandı. Sadece Rusların iddiası değil, Avrupa'da bazı basın kuruluşları da yayınladı. Eğer o iddia doğruysa bazı Ukraynalılar da bu işte denek olarak kullanmışlar. Bu çok şaşırtıcı gelmiyor bana. Çünkü Ukrayna yani şeyini gücünü yitirmiş, omurgası kırılmış bir devlet olarak vatandaşlarını koruma şeyinden de maalesef gücünden de uzak. Yani dolayısıyla Ukrayna vatandaşları kullanmış olabilirler. Ben burayı açayım. Yani bu failed state ne demek? Bir örnek olarak bir örnek vermek isterim. Mesela dünyada AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünün yaygınlığı açısından Ukrayna dünya birincisidir. %1'dir. Yani Afrika'nın en geri kalmış ülkelerinin bile önündedir. Bu şu demek, Ukrayna'da bir toplumsal sağlık sistemi çok uzun yıllardır bulunmamaktadır. Ukrayna en önce kendi oligarkları olmak üzere bir yanda bir kısmı Rusya yandaşıdır, bir kısmı Avrupa Batı yandaşıdır. Kimden yana olduğu önemli değil ama kendi ülkelerinden yana olmadıkları belli. Yani onların elinde oyuncak olmuş vaziyettedir. İşte mesela aşılama istatistikleri var elimizde. Bu savaş başlamadan önce Ukrayna'daki koronavirüs aşılanma oranı %35, ikinci doz oranı %2. Yani çok kötü durumda bir ülkeden, gariban bir halktan bahsediyoruz. Bu vaziyete itilmiş. Hal böyle olunca şey de inandırıcı geliyor. Yani Batılıların başka bir yerde yapmaktan imtina edecekleri ya da kendi vatandaşlarına reva görmeyecekleri bir şeyleri biraz kapalı kapılar altında, karanlık bir yerlerde yapmayı düşünmeleri de mantıklı geliyor. Şeye döneyim ben, kimyasal silahlara. 93'te bir konvansiyon yapıldı. Sayın Bakanım bilir, 93'te açıldı kimyasal silahlar konvansiyonu. 97'de devreye girdi. Dünyadaki pek çok ne demek bu? Yani bu şu demek, dünyadaki ülkelerin ezici çoğunluğu, %99'u dünyadaki ülkelerin bir anlaşma imzaladılar. Dediler ki kimyasal silahları kullanmak suçtur, savaş suçudur ve biz nükleer silahlar buna dahil edilmedi. Dikkatinizi çekelim, kimyasal silahlar buna dahil edildi. Çünkü nükleerde işte adı dehşet dengesi deniyor, işte efendim korku dengesi deniyor. Nükleerde bir denge var, başka bir şey var. Yani nükleerden kimse vazgeçmek istemiyor. O ayrı bir konu. Nükleeri kullanamayacaklarını da büyük ihtimalle biliyorlar. Çünkü nükleer bir zincirleme şeye yol açacak savaşa. Ama kimyasal silah lokal kullanılabiliyor. Yani bir yere atıyor, demin Halepçe örneği verildi daha mesela. Daha tehlikeli. Daha tehlikeli aslında. Bir yere atılıyor, bir köyü, bir kasabayı, bir şehri temizleyebiliyorsunuz. Ortadan kaldırabiliyorsunuz. İşte Halepçe çok en acı örneklerden tabii, en biridir. Acı. Orada katledilen insanlar. Şimdi 93'te bir anlaşmaya vardı dünya. 97'ye kadar açık tutuldu anlaşma. 97'de de devreye girdi. Bu şu demek, dünyadaki herhangi bir devlet ya da devlet olmayabilir bir örgütte kimyasal silah kullanırsa bu savaş suçu sayılıyor ve uluslararası toplumun müdahalesi de meşru hale geliyor. Yani bunun söylenmesinin sebebi o. Ama ilginç bir şey söyleyeceğim size. Konvansiyona imza atmayan ülkeler var. 3 tane ülke var. Onu söyleyeyim ben. Yani kimyasal silahları yasaklanmasından yana değiliz diyen ülkeler. Bunlardan biri Kuzey Kore. Bu çok size şaşırtıcı gelmez herhalde. Diğeri Güney Sudan. Bu da şaşırtıcı gelmeyecektir. Çünkü bölünmüş bir ülke ve hani orası da çok uzun süredir çatışmalar altında bulunan bir ülke. Üçüncü ülke? Üçüncü ülke Mısır. Burası ben dikkat çekici. Tamam. Mısır'ın yani Mısır bu anlaşmada imzaya sahip değil ve diyor ki ben kimyasal silah kullanabilirim diyor. Mısır'ın anlaşmaya imza atmamasını bence en kritik nokta burası. Dana'nın kuyruğunun koptuğu yer diyeyim. Mısır'ın anlaşmaya imza atmamasını bahane eden İsrail de imzaladığı anlaşmayı onaylamıyor, meclisinden geçirmiyor. Kritik olan yer burası. Çünkü yani Mısır o kadar hani silah deposu vesaire olarak Mısır'ın tartışılır. Mısır'ın gerekçesine imzalamamada. Muhtelif her gelen iktidar bir şey söylüyor. Yani her gelen iktidar bir şey var. Zaten Mısır biliyorsunuz sivil bir iktidar da görmedi. Yani bu hayatını kaybeden şey dışında Mursi dışında bir sivil iktidar da olmadı Mısır'ın. Yani o da darbeyle gitti. Dolayısıyla burada bu kimyasal silahlarda böyle bir konu. Şimdi biyolojik silahlarda da o biyolojik ve zehirli silahlar konvansiyonu diye geçiyor. Biologic and Toxic Weapon Convention dedi. Yani biyolojik ve zehirli diye geçmiş. Onu 1972'de açmışlar imzaya. 75'te yürürlüğe girmiş. İlginç bir şekilde orada da aynı iki ülke, aynı iki ülkeden var. Orada da İsrail ve Mısır bu sefer imza atmışlar. İmza atmışlar. Ama fakat onaylayıp uygulamaya geçirmemişler. Meclisten onaylayıp uygulamaya. Şimdi burası çok ilginç. Şimdi Mısır da Amerika'nın müttefiki. Mısır da Amerika'nın müttefiki. İsrail de Amerika'nın müttefiki. Ama aynı zamanda Mısır'la İsrail yıllarca zaman da savaşıyor. Şu ana kadar yani son döneme kadar. İdiler, ya da şöyle diyelim. Yani Mısır ve İsrail bizim işte uzak komşularımız ve iyi ilişki kurmaya çalıştığımız ülkeler ama müttefiklerimiz değil. Doğru.
Yani çok sıkı fıkı ilişkilerimiz yok ama Mısır'ın İngiltere ile çok sıkı fıkı ilişkisi var. Amerika ile var. Hele şimdiki yönetim var. İsrail'in hatta tersi. Amerika'nın İsrail'le sıkı fıkı ilişkisi var. Şimdi bu iki ülke bakın müstesna tutulmuş. Dolayısıyla ortada bu görüntü varken yani ben kim nereye silah hattıdan daha öte bir şey söylüyorum. Diplomatik, uluslararası kanunlar, imzalar ona dayanarak söylüyorum. Bunlar ortada dururken NATO'nun yaptığı açıklamaya itimat etmek çok akıl kârı değil. Yani neyine itimat edeceğiz? O belli ki orada bir Ali Cengiz oyunu var. O oyunun bir parçası olarak bunu öne sürüyorlar. Şimdi bir yani, de tabii şu var. Bu çok önemli yani, bir şey söylüyorsunuz. Yani bunu dillendirenlerin bir şey kurgulayabileceği Tabii ben de onu ifade etmeye çalıştım. Ortada böyle bir şey var. Öyle bir şey çıkıyor. Şimdi burada bir de tabii şöyle bir durum var. Şimdi biz hep NATO diyoruz ama NATO'dan bahsediyoruz. Amerika. Evet yani NATO şimdi NATO Amerika demek ama bir başka bir şey daha var. Şimdi bir NATO'nun üstleri var, bir de Amerika'nın üstleri var. Şimdi biz evet Rusya emperyalist eğilimleri olan bir ülkedir. Tarihi böyledir, böyle eğilimleri vardır. Tamam, bunu anlaşabiliriz. Başka bir ülke çok büyürse emperyal eğilimlere kavuşabilir. Bununla da anlaşabiliriz. Ama dünyanın hiçbir ülkesinin dünyadaki 70 ülkede 800 tane askeri üssü yok. Sadece Amerika'nın. Evet. Sadece Amerika'nın var. Yani dünyada Amerikan askerleri tarafından, Amerikan askeri varlığı tarafından çevrelenmemiş bir istisna ülke yok. Bakın tek bir herhangi bir ülke seçin dünyada. Mesela Bolivya'yı seçin diyorum. Gidin ya deyin ki ben bir yer bulayım kendime kaçayım. Değil mi? Bu Amerikalılardan uzak. Yakınlarda bir Amerikan askeri olmasın. Mümkün değil. Maldivler var. Kendisi Amerika'ya bağlı zaten. Kendisi Amerika'ya ait neredeyse. Yani Amerika'nın peyki değilse bu 2. Dünya Savaşı'nın sonucu değil mi? Ama aslında 2. Dünya Savaşı'nın iki kazananı da Rusya da yani Sovyetler de Amerika da. Şöyleydi yani Amerika daha baskın bir şekilde geliyor. Anladım. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyayı paylaşıyorlar. Yani Sovyetler de dünyanın bir bölümüne el koyuyor. Yalta. Sayın Bakanım daha iyi bilirler. Tabii. Yalta'da bu paylaşıyor. Sovyetler de el koyuyor. Fakat 91'de Sovyetler çökünce artık dünyanın tek kabadayısı Amerika oluyor. Amerika da bu boşluğu değerlendiriyor. Yani demin mesela Sırbistan konusunu konuştuk. Ya Sırbistan şimdi şunu biliyoruz. Belgrad bombalandığında iş işten geçmişti. Evet. Yani Bosna'da soykırım almış yürümüştü. Ben orada bir düzeltme yapabilir miyim sevgili Gaffar Yakıncı? Buyurun Yusuf Bey. Buyurun. Biraz önce söylemiş olduğum bilgide ben burada Kosova'da görev alan bir eski Türk subayı olmama rağmen bir hataya düştüm. Sanırım hafızam beni yanılttı. Bizi izleyenlere olan saygımızın gereği hemen onu düzeltmek istiyorum. Ama bu esnada da çok enteresan bir şeyle karşılaştım. Notlarımı karıştırdım. Belgrad'ın bombalanması 24 Mart 1999. Bugün yıl dönümü aynı zamanda. Evet. Ben orada şunu söylemiştim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıktığını söylemiştim ama karar çıkmamasına rağmen NATO madde 4 kapsamında toplanmış ve madde 5 kapsamında da müdahale kararı almış. Yani Libya'da aynısını yapmadılar mı? Şimdi ben bugün moderatör konumundayım ya. Konuşamıyorum onun üstüne. Libya'da da aynısı olmadı mı? Eyvallah. Yok şöyle. Yusuf Bey teşekkürler. Hani güzel bir şiir var ya. Başka alemlerden farkımız bu bizim diye. Evet. Sabahtan akşama kadar sıkılmaksızın yalan haber üzerine yayıncılık yapanlardan farkımız bu bizim. Eyvallah. Yani anladığımız an düzeltiyoruz o konuyu. Eyvallah. Şimdi şöyle. Operation Allied Force 24 Mart 99'da başlıyor. Madde 4 kapsamında da toplanıyor o zaman NATO ki ben hem Bosna'daki Dayton Barış Anlaşması sonrasında orada görev yaptım hem de daha sonra Kosova'da farklı sebeplerle görev yapmış birisi olarak söylüyorum. Çin ve Rusya tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu konuyla ilgili bir blokaj koyuluyor. Madde 4 neyi kapsıyor? Bilgilendirmesi olması açısından bir dakikada hemen özetleyeceğim. Buyurun. Üyelerden bir tanesinin ulusal güvenliği, sınır bütünlüğü ya da bağımsızlığı tehlikeye girecekse NATO bununla ilgili toplanabiliyor. Ama biraz önce verdiğim örnek doğru. Türkiye İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'nda NATO'yu madde 4'e göre 2020 yılında bir araya getiriyor. Fakat Türkiye'ye biraz önce söylediğim her şey aynı ile vaki. Diyorlar ki madde 4 burada çalışmaz. Senin ne ulusal güvenliğin, ne sınır bütünlüğün, ne de bağımsızlığın tehlikede. Dolayısıyla sen kendi başının çaresine bak diyorlar. Eğer Türkiye şimdi NATO'yu madde 4 kapsamında Ukrayna'da kimyasal silah kullanıldı diye toplayacaklarsa o zaman şununla ilgili spesifik bilgi getirmeleri lazım.
etraftaki NATO üyesi ülkelerin, bu Polonya olabilir, Romanya olabilir, Bulgaristan olabilir, Türkiye olabilir, fark etmez, birilerinin ulusal güvenliği, sınır bütünlüğü ve bağımsızlığının tehlikeye girdiğini belgeyle ya da bilgiyle ya da sahadan gelecek hususlarla güçlendirmeleri gerekir sevgili Hasan Öztürk. Tahkim etmeleri lazım söz konusu iddialarını. Hatta varsa Birleşmiş Milletler'in ilgili gözlemcilerinden, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemcilerinden gelecek raporlar ve evrak ile de tevsik etmeleri, vesaiklendirmeleri gerekir. Böyle bir şeyin olamayacağını da biliyoruz. Neden? Bugün Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında çok bugüne kadar, şu saate kadar dikkat çekmedi. 140'ın üzerinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemcisini de Türkiye'ye getirdiklerini söyledi. Dolayısıyla o Biden'ın söylemiş olduğu açıklama biraz asılı kalacak gibi geliyor bana. Eyvallah. Ben de şunu söyleyecektim, zaten bitiriyordum. Şimdi teşekkür ederim Yusuf Bey, o noktayı düzeltmiş oldu. Yani orayı toparlayacaktım ben de. Şimdi bu Sırbistan'ın, Belgrad'ın bombalanması işi Bosna'daki krize ne kadar faydalı oldu çok tartışmalı. Ama Belgrad'ı görenler bilirler. Belgrad'da hala yıkık binalar durur. Evet. Ama yıkılmış. Kosova gibi bir Amerikan üssü oluştu orada. Yani Kosova. Ama sonuçta yani onun o bombalanmanın sonucunda bizim işte Coca-Cola State dediğimiz, yani niye Coca-Cola State deniyor? Çünkü bunların bütçeleri Coca-Cola şirketinden daha az. O daha küçük. Evet. Şirket devlet. Evet. Bunun mucitlerinden biri de görece. Yani reklama girmez diye düşünüyorum artık bu. Çünkü bir hani bir jenerik bir isim olduğu için, tabir olduğu için. Bunun mucitlerinden biri de bugün işte cenazesi kalkan, mefta olan Madeleine Albright. Yani onların icadıydı bu. Ateşi bol olsun. Dünyanın küçük şeylerini Allah adaletiyle muamele etsin. Dünyanın küçük parçalarına, dünyayı küçük parçalara bölmek. Lime lime ederek. Başlarına da birer CEO atayarak, birer genel müdür atayarak dünyayı yönetelim. Türkiye'de bu tezgah kuruldu. Allah'a şükür biz o tezgahı atlattık. Yani şeye geleceğim. Sırbistan'ın bombalanması da, Belgrad'ın bombalanması da Balkanlar'da hayırlı sonuçlara vesile olmadı. Biz şöyle anlıyoruz okurken hep. Yani işte Bosna'da bir Kırım vardı, soykırım noktasına varan bir Kırım vardı. Oraya yapılan müdahale iyi bir sonuç doğurdu gibi okuyoruz ama doğan sonuç çok iyi bir sonuç değil. Ve bugün bakın tekrar yeniden Bosna Hersek yeniden parçalanma noktası yani geldi. Bugün NATO Genel Sekreteri oraya da müdahale etmekten, tabii, yardım etmekten falan bahsetti. Aman eksik kalsın, sen gölge etme, başka ihsan istemez. Zaten onu istiyor. Yani şimdi Dayton Anlaşması zaten... Yani gerizekalı bir anlaşma, neyse ya ben tabii yani, suyum yani. Dayton Anlaşması zaten ayrı bir konu. Yani düşünün orada iki toplumu birbirine muhtaç edip, yani mecbur kılıp üç toplumu. Bir tanesini de çoğunluk olan Müslüman toplumunu da diğer ikisine özellikle mecbur kılıp İçinden çıkılmaz denklemler oluşturan bir anlaşmaya mahkum etti. Yani o müdahaleden de bir sonuç çıkmadı. Bugün asıl üzerinde durulması gereken konu Yusuf Bey'in son kurduğu birkaç cümledir. Yani AGİT nezdinde bunu belgelendirmeniz, tevsik etmeniz lazım. Uluslararası kurumlar nezdinde tevsik etmeniz lazım. Mesela şöyle laflar ediyor işte, Putin'i Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ne götüreceğiz. Bizim medya maalesef bunları doğru düzgün veremiyor. Vermiyor diyorum, veremiyor. Çünkü Tüm Batı medyası Rus kaynaklarını sansürlemiş. Yani bir savaşa bakıyoruz ama savaş bir tarafı görüyoruz savaşta. Diğer tarafı göremiyoruz. Öyle olunca şunu da göremiyoruz. Mesela El Cezire televizyonu yayınladı şeyi. Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi başyargıcı hanımefendinin konuşmasını yayınladı. Dedi ki, efendim dedi, biz uluslararası savaş suçlarına bakarız. Bizim önümüze belgelenmiş şeyler gelirse, yani savaş suçları belgelenmiş vaziyette gelirse biz davayı, soruşturmayı o zaman açarız. Onun dışında siyasetçiler birbirlerine ben seni yargılıyorum, yargılama işine kalsa Kemal Kılıçdaroğlu bizleri 50 defa mahkemeye çıkartır. İkide bir bizi asıyor, kesiyor, işte ahır diyor, bilmem ne diyor, söylemediği laf yok. Yani orada uluslararası prosedürler uygulanıyor. Yusuf Bey onun altını özellikle çizdi. Ortada onlar yok. Onlar olmayınca da bunlar boş havada kalmış laflar. Aynen. Daha uzatmayayım ben. Evet. Hatta öyle ki... Yani uluslararası savaş suçlularının yargılandığı tek mahkeme doğru dürüst Nürnberg Mahkemesi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra evet, her türlü belge şu bu filan olmasına rağmen hani mahkum edilen sayısı bir elin parmağını evet, geçmedi. Çok az sayıda insan o kadar ediyor. Kolay bir şey değil. Bir de işte Sırp cellatı filan diye yargılandı. Onda cezalamadan öldü şeydi zaten. Ben şimdi burada hani Rusya'yı koruma açısından değil, biraz önce dedim. Yani Rusya suçlu. Ama
tezgahlanan oyunu anlatma açısından belirtiyorum. Şimdi tamam biz Ruslarla çok savaş yaptık şusu busu da hani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonrasına baktığımızda Sovyetlerin kurulmasıyla Sovyetlerin Stalin döneminde kendi vatandaşlarına yaptığı zulüm dışında dışarıda herhangi bir katliam yaptığını görmüyoruz. Yani bir tek Afganistan'a bir saldırmaları oldu, etti, şey etti. Fakat orada da öyle kimyasal silahlar, napalm, şu bu filan kullanılmadı. Yani klasik bir savaş oldu. Öbür taraftan Amerika'ya baktığımız... Kaybettiler. Evet. Kaybettiler. Evet. Ülke çöktü hatta. Öbür taraftan Batı dünyasına baktığımızda bir tarafta Amerika var, bir de Fransa var unutulan. Fransa Amerika kadar kanlıdır. Vietnam Savaşı'nı başlatan Fransa'dır. Fransızlar, Vietnam Fransızların 1964. müstemlekesiydi. 1964, evet. Öyle ki bu Michelin lastikleri, hala Michelin lastiği kullanmayan vardır. Vietnam'da geliştirdikleri kauçuk ormanlarında köle olarak çalıştırdıkları insafsızca on binlerce Vietnamlı'dan dolayı Michelin lastiklerinin ham maddesini teşkil eden kauçuğun oradan alınmasını protesto ettik. Ben Amerikan şirketini pas geçtim ama Sayın Bakan evet, acımadı. Evet, evet. Şirketin adını evet. Zikredin. Söylerim hani suç işlemiş bir şey değil ki hani şeyinden. Evet. Sonra Amerika, Fransızlar 1956'da muazzam bir yenilgiye uğruyorlar. Amerikalılar yerini alıyor. İşte Amerikalıların ne yaptıkları malum. Fransızların da malum kendi müstemlekeleri dışında Cezayir olayı. Şimdi biraz şeye benzemiyor mu? Mesela İtalyanlar Yunan adalarını işgal etmeye kalkıyorlar Yunanistan'ı. İkinci Dünya Savaşı'nda Mussolini. Beceremiyor. Ellerine yüzlerine bulaşıyor. Bu sefer Hitler, Almanlar gibi. Biraz ona benziyor değil mi? Evet, Fransızlar evet, Vietnam'a evet. giriyor. Evet, kaybediyorlar. Evet, beceremeyince evet. büyük abi asıl rolü alan Şimdi, Amerika'ya. Oradan yani. Diyeceğim şu. Suçu başkasına atma marifeti, bilgisi, becerisi, imkanları Amerika'ya ait. Biraz da Fransa'ya. Şimdi dünyada 3-4 tane büyük haber ajansı var. Bunlardan biri Fransa'nın, bir diğerleri şeyin Amerika'nın. Arkasından biraz İngilizler geliyor. Şimdi Deutschwelle, ondan sonra Almanlar bu işe girmeye kalkıyorlar. Dolayısıyla bizim eksiğimiz şu. Bunu ben daha önce de çeşitli defalar söyledim ettim. Şu anda yani hükümetimizin hem sivil hem askeri kanadının NATO'dan Türk kamuoyunu aydınlatacak bilgileri istemesi lazım. Yani savaş şu anda ne noktada olduğunu NATO milimetrik olarak biliyor. Yani gerek insan kaybı, sivil, asker, iki taraftan araç, gereç kaybı, yıkılan şeyler, şusu busu, Rus ordusu şu anda nerelere yayılmış, nedir, ne değildir. Teknoloji buna müsait değil mi? NATO Genel Sekreteri boyuna konuşuyor, ediyor. Konuşmalarında hiçbir aydınlatıcı bilgi yok. Yalnız hüküm koyucu maddeler var. Şu şöyle olacaktır, bu böyle olacaktır diye. Şimdi bu da gösteriyor ki NATO gerçekten bazı şeyleri manipüle etme peşinde. Yani en azından yerli yabancı basını takip eden birisi olarak şey derekten ondan sonra bunu görüyorum. Yani elimizdeki veriler son derece kısırlı. Büyük fedakarlıkla... Bir de bilmemesi mümkün değil değil mi efendim? Efendim? Yani bugünün koşullarında NATO'nun savaş sahasını bilmemesi mümkün değil. Eğer bilmiyorsa o zaman Anlık NATO niye var? Anlık istihbarat paylaşımı yapılıyor. Yani ya bizim aklımızla alay ediyor ya da kendini hakaret ediyor. Ben bunu FETÖ için Amerika'ya yazdım hatta. Büyükelçilere falan da FETÖ için demiş 15 Temmuz'dan sonra. Dedim ki Amerika dedim kendini bu kadar küçük düşürmesin. CIA'yı bu kadar küçük düşürmesin. Toprakları içinde... Ondan sonra binlerce dönüm içerisinde büyük bir kompleks olacak. Burada yüzlerce kişi yaşayacak. Ve bunlar günde binlerce e-mail, telefon görüşmesi bilmem ne yapacaklar. Ve siz bunları dinlemeyeceksiniz. Ya dedim insaf, Merkel'i bile dinlemişsiniz. Ha. Şimdi gerek Amerika'nın elinde, gerekse NATO'nun elinde şu andaki durumla ilgili her şey var. Şimdi bize bazı şeyler pompalıyorlar. Önce işte... Bunu söylerken tekrar ediyorum. Ne Ukrayna'nın yaşadığı fecaati şunu bunu ondan sonra unutmak ne de Rusların suçluluğunu. Ama gerçeği görmede zorlanıyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir taraftan... Bir saniye. Bitirsin. Ukrayna, bitirsin Emin Bey. Buyurun. Bak, Ukrayna ile ilgili haberler işte Ruslar ilerleyemiyor, edemiyor vesaire gibi haberlerle acaba şişiriliyor muyuz? Yoksa bu gerçekten mi var? Artı bugünkü birkaç tane haberde de şu vardı. Ayrı bir oyun mu başlıyor şimdi? Amerikan basınında özellikle Ukrayna devlet başkanını
küçültücü haberler çıkmaya başlıyor. Efendim bu işte ulusal kahraman gibi çıkıyor ama işte şöyle bir oligarkla işbirliği varmış, şununla bilmem neymiş, şusu busu. Göya işte Nazilerle birlikte çektirdiği resimlerin bayraklı fotoğraflar, şunlar bunlar da çıkıyor. Hakikaten inanılmaz bir bilgi kirliliği yaşatılıyor. Bu bilgi kirliliği içinde de dünya kamuoyunu öyle bir Amerika geliştirme peşinde ki, Irak'ta yaptığı gibi, bundan sonra hangi hamleyi yaparsa ha bu doğrudur diyeceğiz. Yani genel şimdi, ortalama vatandaş olarak. Herhalde söz herhalde vereceğim. Bir iki cümle. Tabii vereceğim Emin Bey. Şöyle, bitirsin Sayın Bakan. Şöyle. Bitti mi Sayın Bakanım? Evet yani bitsin. Bunu belirtmek istiyorum. Tamam. Rusya'nın böyle bir imkanı yok. Rusya'nın hiçbir şekilde yani savaş öncesi dahil Sputnik haber alanı dışarısında dünya kamuoyunu manipüle edebilecek bir haber sistemi vesairesi yoktu. Şimdi hiç yok. Anladım. Peki. Emin Bey buyurun. Şimdi sonra bir saat kadar biraz program oldu. Şimdi biz diyoruz ki NATO çevreyi yanıltıyor. NATO ve Amerika Birleşik Devletleri doğru söylemiyor. Ama ondan sonra da dönüyoruz. NATO bizi bir bilgilendirsin diyoruz. Burada bir çelişki var bakın. Hem inanmıyoruz, hem NATO'yu yerden yere vuruyoruz. Hem de NATO bütün bilgilere sahip, neden açıklamıyor gibi bir öyle demedi Sayın Bakan. Ben bir düzeltme yapayım. Sizin adınıza ben düzeltme yapayım. Emin Bey dedi ki, hayır bir dakika, bir saniye. Şöyle dedi Sayın Bakan. Dedi ki, biz NATO'dan bunu talep etmeliyiz dedi. Yani bize ya doğru bilgiyi vermesini talep etmeliyiz. Bakın, yalan dolan, inanmadığımız bir takım yönlendirmeler yapan bir yerden talep etsek ne olur, etmesek ne olur? Böyle o zaman NATO zirvesine de gitmeyelim Emin Bey. Yani olur mu şey? Yani Emin kardeşim orada bizim, bakın Brüksel'de bütün bu bilgilerin içinde, bir dakika. Sonra. Bakın ben bilerek konuşuyorum. Gittim oraları, yıllarca işin içinde oldum. Brüksel'de bir komutanlık var. Şeyh'te de bütün hani askerlerimiz, generallerimiz, subaylarımız her ülkenin olduğu gibi. Yani bu bilgiler NATO olarak, NATO'nun içinde olarak Türkiye'nin elinde de var. Ama NATO'nun almış olduğu kararlar gereği açıklanamıyor. Onu ben ifade etmeye çalışıyorum. Sayın bu bilgileri bakın, bizim Türkiye'nin bir manipülasyon olduğunu görerekten bu bilgileri açıklaması dünyayı, gerekir diye söylüyorum. Dünyayı ve bizi yanlış yönlendiriyor deyip hem de onlardan bilgi talep etmemizin pek doğru olmadığı çelişkili bir durum olduğunu altını çizmeye çalışıyorum. Başka bir çelişki daha var. Ya bana diyoruz. Cevap yetiştirme değil mesela, hani bir ek bir şey hayır, söyleyin. Ben sizi hani suçlamıyorum. Yani o zaman biz hiç burada bir görüş belirtmeyelim, etmeyelim. Emin kardeşim bakış açısından ya katılmıyorum. Yani benim ifade etmek istediğimi anlamamakta direniyorsun. Ben diyorum ki ben Türk yetkililerine kendi insanlarıma sesleniyorum ben. Türk vatandaşı olarak ondan sonra benim doğru bilgiye ihtiyacım var. Ben NATO'dan gelen bilgiye inanmıyorum diyorum. Bana Türkiye'nin yetkililerinin, sivil ve askeri yetkililerin şu anda durumun ne olduğunu, NATO içinde bulundukları için, bilgiye sahip oldukları için bunu kamuoyuna aktarmaları gerektiğini söylüyorum. Bu kadar basit. Tamam. Evet. Madem öyle, biraz önceki açıklama farklıydı. Şimdi böyleyse o zaman buna itibar öyle tabii. Hayır, başta da böyle söylemiştim. Başta da öyle. Devam ediyorum. Bunu ben devam üçüncü söyleyişimdir televizyon kanalında. Genellikle hepimiz aynı noktanın altını çiziyoruz. Yani Rusların yaptıkları kabul edilemez. Evet. Ruslar orada bir vahşetin altına imza atıyorlar. Sonra dönüyoruz. Biz tarihi tartışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ni yargılıyoruz. Doğru. Amerika Birleşik Devletleri tarih boyunca canavarlık yapmıştır. Doğru mu? Ben de bunu kabul ediyorum. Hepsi doğru. Ama şu anda bizim önümüzdeki sıkıntı Ukrayna'da yaşananlardır. Orada sivil insanlar katlediliyor. Orada bir takım AVM'lere bombalar atılıyor. Oralarda pazarlar bombalanıyor. Orada hastanelerin üzerine roketler yağdırılıyor. Orada savaş suçları işleniyor. Ama biz dönüyoruz, dolaşıyoruz. Geçmişi yargılıyoruz. Ben kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Yani bir bakış açısından bahsediyorum. Geçmişi yargılayıp günümüzdeki bu katliam nasıl durdurulacak? Yani Ruslar şu anda resmen yayılmacı bir politika izliyorlar. Ve bir katliamın altına imza atıyorlar. Yani binlerce insan öldü ve yapacakları da görünüyor. Geçmişte Grozny'ye girdiler, Çeçenleri mahvettiler, yerle bir ettiler. Grozny'de bir şehir kalmadı. Şu anda Ukrayna'da da şehirler yok ediliyor. Yani NATO'nun veya Amerika Birleşik Devletleri'nin hatalı olması ayrı bir konu. Ona ben altına imza atarım. Ama şu anda Ruslar nasıl durdurulacak? O konuda da
bir herhalde bir tartışma açmak lazım. Ben NATO o tartışmaya, tartışmaya Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı pencereyi hatırlatayım mı bugün? Tabii tabii yani. Diyor ki, bakın size katkı olsun. Onu konuşmak. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, nihai çözümün Rusya ve Ukrayna ile uluslararası kamuoyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması gerekiyor diyor. Şimdi tamam. Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte yani, bu. Bence işin o tarafına gitmek lazım. Ama ikinci NATO'yu bir husus, da, ikinci bir hususu da hatırlatabilir miyim Emin Bey? Açılsın yani tartışalım, konuşalım diye söylüyorum. İkinci husus ama da, ben bitireyim de ondan sonra açalım. Hayır şimdi şöyle, şimdi anladım. Bitirin. Peki buyurun. Buyurun bitirin. Tamam. Yani biz hani bir öneri istiyorsunuz lazım, ya yoksa... öneriyi Sayın Cumhurbaşkanı veriyor zaten. Başından tabii. Bu yana veriyor. Yani şu, ama bizim onlara yıllar boyunca biz Amerikan emperyalizmini yazdık. Yıllar boyunca Amerika'nın, NATO'nun oyunlarını yazdık. Ama ortada başka bir şey var. Başka bir gelişme var. Aynı şeyleri, yeni gelişmeler üzerine aynı şeyleri konuşmanın anlamı yok. Bunlar öyle, doğru. Ama Ruslar da böyle. Burada nasıl bir formül çıkar? İşte Cumhurbaşkanı'nın biraz önce söylediğini hatırlattınız. Doğru. Bence nokta odur. Artık oturulup bunların düzeltilmesi lazım. Ve uluslararası bütün camianın da bu işin durdurulması için formül araması lazım. Bir soru sorabilir miyim size? Bunu suçlayarak sonuç alamayız. Bir de şunu eklemek istiyorum. Bunları konuşalım diyorum. İkincisi de hani Bosna'ya yapılan müdahale. Bosna'ya yapılan müdahale de o NATO'nun da yaptığı müdahale. Öyle insan haklarını korumak için falan yapılan müdahale değildir. Onu da defalarca yazıldı, çizildi. İzzet Begoviç de açıkladı. Bence yani kimsenin açıklamasına cevap olarak söylemiyorum. Bir mesele görülsün, açığa kavuşsun diyorum. Boşnaklar güçlendiler. Boşnaklar gayet iyi sonuçlar alıyorlardı. Boşnak ordusu Banja Luka'ya doğru gidiyordu. Cani Sırplar sıkıntı içine girmişti. Bir anda NATO müdahalesi geldi. Bu NATO acaba oradaki Müslümanlar kırılırken neden müdahale etmedi? Birincisi bu. İkincisi de zaten İzzet Begoviç açıkladı. Bu yapılan görüşmeleri Dayton'daki. Orada da Holbrooke zannediyorum gitti, küfürler etti, bunlara hakaret etti ve zorla bir anlaşma imzalattı. Yani yine Amerika Birleşik Devletleri'nin orada bir zorlaması var. O açıdan yani güçlü olanın sonuç aldığı bir dünya düzenini yaşıyoruz. İşte Amerika geçmişte bunu yaptı. Şu anda da güçlü olan Ruslar Ukrayna'nın tepesine çöküyorlar. Bence bunlar nasıl değişir? Olaya oradan bakmak lazım. İşte o nasıl değişir? Soru onunla ilgili bir soru sorabilir miyim? Hepinize de sormuş olayım aslında. Şimdi geçtiğimiz hafta Türkiye'nin de çabalarıyla yani bu Antalya'da iki Dışişleri Bakanı'nı topladıktan sonra mekanizma çalışırken Zelenski'nin de Putin'in de dili değişti. Bir anlaşma zeminine doğru gidiyordu. Bir anda Biden bir akşam çıktı. Amerikan Başkanı çıktı. Ukrayna'ya 800 milyon dolar yardım, şu kadar daha silah, bu savaşı devam etmesi lazım dedi ve savaşın i̇şte. Devamlılığı yönünde adım attı. Bugün de NATO zirvesi boyunca NATO Genel Sekreteri dahil, Amerikan Başkanı dahil, bu savaşın bitmemesi için her şeyi yapacaklarını ilan ediyorlar. Peki soru şu, Emin Pazarcı sorarsa hepinize sormuş olayım. Soru şu, bu savaşın bitmesini kim istiyor? Bitmemesini kim istiyor? Sizin bir öngörünüz var mı Emin Bey? Valla bu savaşın bitmesini biz istiyoruz. Mazlumların hepsi istiyor. Emperyalist güçler de istemiyor. Aslında Putin'in de istediğini söyleyebiliriz. Çünkü Putin de sıkıştı. Öyle görünüyor. Yani baştan planladığı gibi olmadı. Putin de orada patinaj yapıyor. Ama savaşın bitmesini istemeyebilir Amerika Birleşik Devletleri. O işin ayrı tarafı. Ama burada bir işgal hareketi var. Yani bu paraşın, savaşın bitmesini isteyenler geri çekilirler, oturalım görüşelim derler. Bu iş olur. Yani o zaman bakıyorsunuz Putin de bir yandan bastırıyor. Putin de burada adeta bilek güreşi yapıyor. O da savaşı bitirmemek için elinden geleni yapıyor. Yani Biden ne yapıyorsa Putin'in de ondan çok bir farkı yok. Putin de burada güç gösterisi yapıyor. Yoksa oturalım görüşelim dese, füzelerle insanları vurmasa, yok etmese orayı, Zelenski zaten görüşelim diyor zor durumda. O zaman bu savaş biter. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür, bakın biz Biden'ı suçluyoruz. Şu kadar dolar, milyon dolar, milyar dolar yardım edecek diye. İyi, güzel de bunu önlemek de Putin'in görevi olsa gerek. Gel Zelenski sen görüşmek istiyordun, oturup görüşelim der. Öbür taraf bakıyoruz,
O da görüşelim demiyor. Yani savaşın bitmesini engelleyen iki tane unsur var o zaman. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya. Tek taraflı bence bakmamak lazım. Zaten savaşı başlatan Putin'dir. Şu anda savaşı sürdüren Putin ve savaşı da destekleyen, savaştan da nemalanan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Fotoğraf ortada. Peki. Yani bu nasıl çözülebilir ona bakmak lazım. Peki. Yusuf Bey, bu konudaki düşüncenizi alacağım. Herkesten bunu tamamladıktan sonra ikinci bölüme geçeceğiz. Reklama gideceğiz çünkü. Bu konuda. Yani o zaman hızlı bir şekilde iki farklı konuyu söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi bizim bahsetmiş olduğumuz Belgrad'ın bombalanmasıyla Bosna'daki olay tabi birbirinden farklı. Tabii Bosna, canım, biri Kosova Savaşı. Dayton Anlaşması'ndan sonra kapandıktan 4 yıl sonra tabii, Kosova Savaşı. Kosova'daki olay ve onun neticesinde Belgrad bombalanması. Bir Bosna'dan bahsedildi de bir cümle. Onun için söyledim. Doğru. Hayır biliyorum. Sizin Bosna'dan da bahsedildi. Ben onun altını çizim dedim. Emin abi çok şey değil. Yani karışmasın diye söylüyorum. Evet. Şimdi ikinci şey Hasan Öztürk, bu savaşın bitmesini kim istemez? Çok net söylüyorum, yaklaşık 1,5-2 seneden bu yana yazdım, çizdim, söyledim, bir kez daha söylüyorum. Putinsiz bir Rusya hedefleniyor. Putinsiz bir Rusya'yı kim hedefliyor? Çin'i kuşatma siyasetinin bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri başta, Avrupa ve Batı'daki kafa yeni bir dünya düzeni kurulurken Çin'in sadece üreten ama aynı zamanda da askeri anlamda 250-300 milyar dolarlık bütçeler oluşturan, Afrika'da yatırımlar yapan, işte Orta Doğu'da yatırımlar yapan bir ülke olması istenmiyor. Şöyle bir hata yapılıyor. Olur mu? Küreselciler Çin'i destekliyor. Şöyle destekliyor. Sadece üretim yapmak kaydıyla destekliyor. Üret ve sat. Başka da hiçbir şeye karışma. Şimdi ama Çin'e baktığınızda 250 milyar dolar savunma bütçesi var. Rakamlar 3 aşağı 5 yukarı. Zaman içerisinde farklılık gösterebiliyor. Nükleer bir güç ve uzun yıllar bu gücü devşirebilmek için kültür devrimi adı altında Konfüçyüsçü akıl ile bile inanılmaz 10 yıl boyunca mücadele etmiş. Konfüçyüs'ün köylerini basmış. Oradaki kitabeleri kırmış. Sadece Pekin'in içinde Konfüçyüs dönemine ait 6800'e yakın önemli eserin 4000 küsür tanesini yıkmış, bizi pasifleştiriyor diye. Çin yaklaşık Mao'dan bu yana 150 yıldan bu yana böyle bir dünyaya hazırlanıyor. Yani 150 olmasa bile 120-130 yıldan bu yana. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülke Çin'i jeostratejik anlamda kuşatabilmesi için ihtiyaç duyduğu ülkeler var. Karadan ihtiyaç duydukları var, denizden ihtiyaç duydukları var. Denizde ihtiyaç duyduklarıyla AUKUS sürecini başlattı. United Kingdom, Avustralya ve United States. Buna hiç kuşkusuz yakın bir zaman içinde Birleşik Krallık, Amerika, Avustralya'ya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Singapur, evet. Japonya evet. gibi o bölgedeki eski müttefikleri Amerika Birleşik Devletleri'nde katılacaktır. Karadan ihtiyaç duydukları ise bir Hindistan, ikincisi ise Çin'dir. Hindistan'ın S-400'leri almasına dahi Amerika katsa yaptırımlarını uygulamıyor. Neden uygulamıyor? Bu Amerikan Kongresi'nde tartışıldı. Kamala Harris bir Hint kökenli başkan yardımcısı olarak, Nikki Haley Trump yönetiminin Birleşmiş Milletler'deki eski büyükelçisi olarak Hindistan'a ileride çok işlerinin düşeceğini söyleyerek aman ha uygulamayalım diye önemli ağırlık veriyorlar. Gelelim şeye. Eğer bu savaş bir şekilde Ukrayna sahasında biraz daha uzar ise Putin'in bundan etkilenmeyle ilgili olasılığı gündeme gelir. Bakın şöyle bir takım klişe ve ezber şeyler var. Putin'i kimse deviremez. Rus siyasi hayatına şöyle bir 150 yıllık, 200 yıllık okuma yaptığında bütün yenilgi alınmış savaşların Rus siyasi hayatında deprem yarattığını görebilirsiniz. 1853 Kırım Osmanlı-Rus Harbi ve İngiltere ve Fransa'da dahil Rusya'nın yenilgisiyle sonuçlanınca Rus İmparatoru 2. Alexander'ın ortaya koymuş olduğu liberal reformlar süreci başlıyor. Çok şey değişiyor Rusya'nın içerisinde. 1904-1905 Rus-Japon Harbi'nde Rusya Japonya'ya yenilince yine Rusya'nın içerisinde başarısız bir darbe girişimi meydana geliyor. 1917'de 1. Dünya Savaşı'nda Boğazlardan yardım alamayınca hepimizin malumu Bolşevik Ekim Devrimi meydana geliyor. 1979 Afgan yenilgisi Sovyetlerin iktisaden çökmesinin kapısını açınca
bugüne kadar sarsıntıları yaşadığımız Sovyetler Birliği ortadan kalktı. Dolayısıyla ezbere bir askeri yenilginin ve ona yönelik olarak uygulanan devasa yaptırımların, kuşatmaların da dahil olmak üzere Rusya sahasında hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini böyle ezbere söylememek lazım. Olur demiyorum ama eğer Putin bu savaştan çok büyük yara alarak çıkarsa bunun Rusya içerisinde bir depreme yol açma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi buradan devam ederek iki cümleyle son iki dakika tamamlıyorum. İki dakika değil, bir dakika. Çünkü tamam, bunun için gideceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nin zamana ihtiyacı var ve ister ki bunu Haziran'a Temmuz'a kadar uzasın ve sahada bu iş uzadıkça, Rus askerleri kayıp verdikçe, Rus ekonomisi daha da köşeye sıkıştıkça bunun tahmin ediyorlar ki Kremlin sürecinde bir şeyi olacaktır. Şimdi biraz önce Emin abi dedi, Putin'in de bu konuda istekli olmadığını görüyoruz. Doğru, çünkü Putin buradan bir çıkış stratejisi istiyor. Bu çıkış stratejisinde Putin'e bir altın köprü uzatılır mı? Zelenski bu konuyla ilgili ne zaman açıklama yapsa Amerika'dan aksi yönde bir açıklama geliyor. Ve Putin'e bir çıkış stratejisi sunulmasın diye adeta Amerika kılı kırk yaran bir diplomasi yürütüyor. Evet. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreçte Putin'e bir çıkış stratejisi sunulmadığı takdirde çok enteresan durumların yaşanabileceğini düşünüyorum. Ara olduğu için de sözümü kesiyorum. Tamam, konuşacağız, daha konuşacağız. Şimdi araya gidiyoruz, dönüşte buradan devam edeceğiz. Çünkü Gaffar Bey'in ve Bülent Bey'in bu konudaki görüşlerini merak ediyoruz. Şimdi kısa bir ara. Turgay Güler'in yokluğunda nöbetçi moderatör olarak en sıradışına devam ediyoruz. Şimdi reklama gitmeden önce hem Emin Pazarcı hem Yusuf Arabarcı'ya sorduğum soruyu size de sormak istiyorum. Konumuz şuydu. Ukrayna'daki savaş... Ben son bir cümlem kalmıştı. Mümkün mü? Tabii söyleyeceksiniz. Soruyu o zaman tekrar hatırlatarak. Bu savaşı kim istemiyor? Sorusu üzerinde konuşuyorduk. Yusuf Alabarda'nın son bir cümlesi varmış. Buyurun Yusuf Bey. Yani ben o konuyla ilgili söyleyeceğime kim istemiyor ile ilgili herhalde biraz yeteri kadar izah ettim de onun dışında bir şey söyleyeceğim. Bu Belgrad'ın bombalanması ile ilgili husus konuşulunca yani ülkeler birilerinin küresel anlamdaki dış siyasetine bir şekilde teşne edildiği zaman Ukrayna gibi paramparça oluyor. Belgrad'ın bombalanmasından sonra ve onun öncesindeki Bosna siyaseti de dahil olmak üzere Yugoslavya'yı 10 parçaya böldüler kaba tasnif. Bu Avrupa açısından çok önemli bir siyasetti. Başarı. Çünkü büyük bir Yugoslavya Avrupa'nın bütünlüğü açısından son derece sıkıntılı hale gelebilirdi. Oysa Yugoslavya'nın bir Avrupa Birliği gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi, bir federatif sistemdeki Almanya gibi bir arada yaşamaması için hiçbir sebep yok. Dilleri aynı, dinsel anlamda farklılıkları var ama çok rahatlıkla yaşayabilirler. İçinde içeride birilerini kışkırttılar. Bunlardan en bir tanesi de Slobodan Milosevic. Özellikle 1989 28 Haziran alfabetiyle bir 600 yıl sonra bizler Gazi Mestan'da Prens Lazar'ın öldürüldüğü topraklardayız ama bakın Türklerin hepsi gitti, sizler de gideceksiniz deyip o Bosna Hersek'te başlayan çatışmaların ateşini verdi. Evet. Bu maksimalist Sırp siyaseti Slobodan Milosevic'e en sonunda bir Belgrad Paşalığı bıraktı. Ne Vojvodina kaldı, özerkliğini ilan etti. Ne Karadağ kaldı, ne Makedonya kaldı, ne Kosova kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Ve bu Milosevic'in sırtını da sürekli Batı tarafından sıvandığını, hadi oğlum diye el altından sürekli destek verildiğini biliyoruz. Evet. Bununla ilgili bir anımı söylemek istiyorum. Sene 2012, arabamla Kumanova'dan Niş bölgesine, yani Makedonya sınırından Yugoslavya'nın Sırbistan bölgesine geçeceğim. Ve o sırada da böyle bir takım tepsiler ve düğün cemiyeti belli ki teyzeler sınır geçmeye çalışıyorlar. İngilizce olarak birkaç sual ettiğimde bana İngilizceyi de bilmiyoruz ki nasıl cevap veririz diye kendi aralarında konuştuklarını gördüm. 15-16 kişilik bir teyze grubu, ellerinde baklavalar da dahil olmak üzere aynı Türkiye'deki adetlerdeki gibi bohçalanmış. Belli ki bir düğün münasebetiyle Makedonya'dan Sırbistan'ın ilgili bölgesine geçecekler. Olay da tam Kumanova sınır kapısıyla Nişin Vranje kasabası arasında geçiyor. Ben anladım ki o zaman Türkçe konuşuyorlar Türkler. Ya teyze dedim, ben dedim Türk olduğunuzu bilmiyordum yani karşıya geçiyorsunuz. Gördüm güzel baklavalar falan da var yani hayırdır falan.
tam bir Rumeli aksanıyla dedi bizim kızını nişanladık biz dedi nişana gideriz dedi ama işte görüyorsun dedi kapıdan dedi içeri giremeyiz dedi pasaport gösteririz bilmem ne ya yani o Rumeli şivesi çünkü Bulgaristan sınırında da hemen Köstendil çok yakın o bölgeye. Sonra sordum yani mutlu musunuz bu hayatınızdan? Vallahi dedi akşamları çay içmeye gittiğimiz yere pasaportla gidiyoruz. Yugoslavya'yı böyle paramparça ettiler. Evet. Şimdi Makedon'a ayrı telden güçsüzlük içerisinde kıvranıyor ve Yunanistan'ın adeta kendisine dikte ettiği şartları kabullenmek zorunda. Kosova'ya bakıyorsunuz ayrı problem. Bosna'ya bakıyorsunuz ayrı problem. Hırvatistan'ı Katolik Kilisesi ve Almanya olduğu gibi yanına çekmiş. Slovenya'yı çekmiş. Öbür tarafta efendime söyleyeyim Sırbistan kendi içerisinde küçücük bir paşalık dedikleri Belgrad Paşalığı'na razı mahkum olmak olur. Zorunda kalmış. Hani Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan dolmuş kimse evet. Kalmamış yanında. Bu hususu şunun için anlattım sevgili Hasan Öztürk. Biz bu coğrafyada bu ülkenin kıymetini bilip öyle elinde silahı olan PKK'lı teröristlerle Kandil Dağı'nda fotoğraf çektirmeye giden kişileri falan Diyarı Bekir'in insanlarına hizmet edecek hastanelerde bir daha görev veremeyiz. İşte bugün de zaten verilen mücadele bunun üzerine kurulu. Bu ülkede Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Arabıyla, Çerkeziyle hiç fark etmez. Sadece bu ülkede de değil. Bu ülkenin civar sınırlarında yaşayan gönül coğrafyamızdaki insanlar da dahil olmak üzere ya bir arada yaşayacağız ya da Yugoslavya'nın kaderinde olduğu gibi bir zamanlar komşuya çay içmeye gittiğimiz vilayetlere pasaportla gideceğiz. Yani eyvallah. Aklıma geldiği için bu hatıramı anlatmak istedim. Eyvallah. Şimdi Gaffar Bey soruyu sizin yazınızdan bir alıntıyla size soracağım. Bugünkü yazınızdan. Bugün Zelenski'nin CNN'de yaptığı açıklamayı konu ettiniz ve bence çok dikkate değer bir yazıydı. Evet. Orada Zelenski'nin CNN'de Ukrayna'yı asla NATO'ya almayacağız ama bunu kamuoyu önünde açıkça ifade edemeyiz dediklerinin NATO'nun veya Amerikalıların dediğini açık ettiğini CNN yayınında ve bu belliyken yani NATO'ya alınmayacak bir Ukrayna varken Zelenski'nin de bunu halkına anlatmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Evet. Şimdi o zaman bu savaşı gerçekten hani Rusya işgalci amenna ama Zelenski de işgalin taşlarını döşemiş olmuyor mu size göre? Şimdi ben tezimde ısrarcıyım. Yani bu işgal ya da savaş bir Batı provokasyonudur. Batı aynen. Uzun süredir peşine aynen. Düştüğü bu provokasyonu sahneye koyabilecek zayıf kişilikli, kullanılmaya müsait bir kuklaya, bir soytarıya, bir hokkabaza ihtiyaç duyuyordu. Onu da buldu. Zelenski odur. Nereden anlıyoruz? CNN'e verdiği röportajdan anlıyoruz. Bak, kendi beyanından. Ben bugünkü yazımda onu yazdım. Yani benim bugünkü yazım Rus medyasından ya da işte anonim kaynaklardan, kaynağı belli olmayan bir yerden değil ya da kendi yorumum da değil. CNN'de Sayın Zelenski... CNN International. CNN International tabii kastettiğim şey o. Kendisiyle yapılan röportajda açıkça şunu söyledi. Üzerinden 3 gün geçti, 72 saat. Diyor ki, ben Batılı ülkelerin liderleriyle, NATO ülkelerin liderleriyle bizi NATO'ya alacak mısınız diye görüşmeler yaptığım sırada özel görüşmelerimde Batılı liderler bana dediler ki biz Ukrayna'yı asla NATO'ya almayacağız. Ama bu fikrimizi, bu kanaatimizi de kamuoyuna açıkça bildirmeyeceğiz dediler diyor. Yani açıkça kendisine bu söylenmiş. Tabii CNN International'da... En azından kendi iddiası. Şimdi yalanlama gelmedi. 72 saatten fazla geçti. Yani herhangi bir NATO üyesi ülkeden. O bu arada kastettiğini kim olduğunu biliyoruz biz. Macron'u ve Biden'ı kastediyor. Yani kastettiği şey onu biliyoruz yani. Onu haber akışından biliyoruz zaten. Bir yalanlama da gelmedi. Şimdi CNN International bir Amerikan propaganda makinesi olduğu için yani orada çalışan gazeteci kendisi gazeteci olabilir ama gazeteci kimliğiyle o işi yapmadığı için ikinci soruyu soramıyor. İkinci soru şu, Sayın Zelenski, sizin görüştüğünüz NATO lideri size bunu söyledi. Yani sizi NATO'ya almayacağız ama bunu da asla söylemeyeceğiz insan. Açıktan da söylemeyeceğiz. Çaktırma, şşt yaptı size. Peki siz? Peki siz Sayın Zelenski, siz neden halkınızdan bunu gizlediniz?
Yani Ukrayna halkından NATO'ya almayacaklar diye niye söylemedi? Biz NATO'ya alınmayacağız. NATO Ukrayna'yı asla almayacak cümlesi size açıkça ifade edildiği halde siz neden çıkıp halkınıza bunu söylemediniz sorusunu maalesef CNN muhabiri sözde meslektaşımız sormuyor. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Savaş göstere göstere gelmiş. Aynen. Şimdi aynen. Rusya efendim Rusya görüşmek istiyor mu istemiyor mu? Ya bu operasyon başlamadan önce Rusya benim bildiğim 4 kez. Bilmediklerimi de sayın hadi 5 6 kaç kez bilmiyorum. 2014'ten Ukrayna'yı beri. Masaya davet etti bu bir. İkincisi, Sayın Bakanım önemli bir noktayı söyledi. Oraya geleceğim zaten. 2014 senesinde Minsk raundu yapıldı. Yani 2014'te Soros'cu turuncu devrim yapıldıktan sonra Kiev'deki yönetime faşistler, Soros tarafından desteklenen faşistler el koyduktan sonra Ukrayna bir iç krize sürüklendi. Bu iç krizi Ukrayna kabul etti. Evet haklısınız dedi. Biz bir krize sürüklendik ve bu kriz bölgesel bir istikrarsızlık oluşturuyor. Bunu da çözmemiz lazım. Kiminle çözeceğiz? AGİT var. AGİT'e gittiler. Orada garantör ülkeler oluştu. Amerika Birleşik Devletleri geldi, İngiltere geldi, Fransa geldi. Ve Rusya ile Ukrayna masaya oturdu. Nerede? Minsk'te. İki round yapıldı. Anlaşma sağlandı. Yani Ukrayna dedi ki evet dedi tamam kabul ediyorum sizin şartlarınızı dedi. Donbas bölgesinde bazı haklar vereceğim. İşte içeride bazı düzenlemeler yapacağım vesaire bunları söyledi. 2015'te Poroshenko o zamanki devlet başkanı, şimdiki gibi değil gerçek devlet başkanı. Evet. O her ne kadar darbeyle gelmiş olsa da gerçek devlet başkanı. Çünkü tekrar bir seçimle kendini yeniletmişti. Meclise getirdi şeyi. Minsk raundunu. Meclisin onaylaması lazım anlaşmanın imzalanması için. Ukrayna meclisi bunu onaylamadı. Neden onaylamadı? Çünkü meclisin oylama yapacağı gün başını sağ sektörün çektiği faşistler diyorum altını çizerek. Bakın sağcılar, aşırı sağcılar falan demiyorum. Kollarında, tabii, üstlerinde tabii. Dedim, Nazi armaları. Nazi armaları. Yani, tabii tabii. Yani Azov taburları diye geçiyor. Onlar meclisi bastılar. Milletvekillerini rehin aldılar. Poroshenko canını zor kurtardı. Poroshenko kendisi canını zor kurtardı. Bu anlaşma, bu meclisten geçerse sizi hain ilan ederiz dediler. Bakın şimdi dolayısıyla Batı istediğine ulaşmış. Yani Ukrayna'yı rehin almış. Ukrayna'nın siyasi iradesini rehin almış. Öyle bir vesayet koymuş ki onun üzerine. Ukrayna hareket edemez hale gelmiş. Yani 2014 var. Bu operasyondan önce de Rusya'nın müteahhit şeyleri var oturalım. Tamam. Hatta Türkiye'nin de müteahhit çağrıları var. Evet. Ya yapmayın etmeyin barışın kardeşim. Hani şu işi çözün. Ki üstelik Türkiye bu çağrıları yaparken hem Ukrayna'nın hakkını gözetiyor hem de Rusya'nın da bir problemi olduğunu şey yapıyor, evet. Test ediyor. Kırım meselesini öne sürüyor. Tabii bunu da söylüyor. Toprak bütünlüğü diyor. Tabii bunu da söylüyor. Şimdi bakın Yugoslavya konuşuyoruz ya, tarih niye önemli? Şimdi Slobodan Milošević dediğimizde hepimiz titriyoruz. Vay işte Sırbistan'ın devlet başkanıydı. Oysa savaşan Milošević değildi ki. Evet. Savaşan Ratko Mladić'ti. Evet. Karadžić'ti. Savaşanlar Bosnalı Sırplardı. Evet. Sırbistan savaşmıyordu. O gün itibariyle Milošević Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin devlet başkanıydı ve Batılıların bugün savunduğu toprak bütünlüğü ilkesini savunduğu için ülkesi bombalandı. Yani tersten bakarsak şimdi uluslararası hukuk herkese gerekli yani öyle ya. Ama buradan şunu görüyoruz. Yani neden tarihe bakmak önemli? Batılılar işlerine geldiği zaman uluslararası hukuktan bahsediyorlar. İşlerine gelmediği zaman bahsetmiyorlar. Biraz önce şimdi bakalım bu tabi, 1. Körfez Savaşı'ndaki Colin Powell'ın o zaman Genelkurmay Başkanı olarak Amerika Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma. İkinci, ha tabii sahte yalan konuşma evet, ve sahte tabii. Belgeler. Şimdi yalan konuşmalar, sahte belgeler, Irak işgali bugünkü yazını ben onu da anlattım. Irak'a ilk bomba düştüğü gün 7198 sivil öldü. Birinci gün öldü. Birinci gün ya. Bugün The Economist'te çıkan makale, bugün ya bu hafta The Economist'te çıkan makale ne anlatıyor biliyor musunuz? Avrupa Birliği göç yasaları değiştirilmiş. Ukraynalı göçmenler yanlarında kedilerini ve köpeklerini de getirebilsinler. Evet, evet. Hayır şöyle çıktı. Avrupa Birliği aldığı karar dedi ki Avrupa Birliği vatandaşlarının sahip olduğu hakların tümünden yararlanacaklar diye. Şimdi bu, yani göçmen statüsü de değil. Onun değil tabii dramatik statüsü. Tarafını söylüyorum Aha. bakalım. Yani Aha. kedi ve köpeklerini de kabul ediyoruz. Hatta ekonomist editörü diyor ki Afganistan'da ve Suriye'den o kadar evcil kedi köpek gelmedi. Çünkü, sebebi diyor çünkü diyor Müslümanlar o kadar sevmiyorlar evet. diyor hayvanları. Yani alay eder gibi gerçekten alay eder. Şimdi buradaki çifte standartlık açıkça ortada.
Bu çifte standartlığın bizi götürdüğü yer şurası. Savaş bizim bölgemizde oluyor. Savaşı kim bitsin istiyor? Birincisi Kiev'de, efendim Harkov'da, Ukrayna'nın başka bölgelerinde 25 gündür sığınaklarda yaşayan insanlar istiyor. Yani bu insanlar hayatlarıyla ödüyorlar bu bedeli. En zor durumda olanlar bu insanlar. Önce bunlar istiyor. İkincisi, 2014'ten beri kafasına bomba yağan Donbas sakinleri istiyor. Bunu unutmayalım. Ukrayna devleti kendi topraklarını bombaladı. Donbas'ı bombaladı. Onların vatandaşlık AGİT tarafından statüsünü kaldırdı. Kendi vatandaşlarını bombaladı ve AGİT tarafından bu belgelendi. Vatandaşlık statüsünü kaldırdı. Vatandaşlık statüsünü elinden aldı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu ülkede yaşayan vatandaşın statüsünü elinden alıyorsunuz. Bir de onlar istiyor. İkinci, bakın birinci sırada bugün Ukrayna'da bu ateşli saldırıya maruz kalan sivil insanlar. İkinci sırada onlar. Üç, biz. Yani onların komşusuyuz. En çok etkilenecek ülkeyiz. Dört, Avrupa Birliği üyesi olmayan, dolayısıyla zayıf ve kırılgan olan Moldova. 5. Rusya. Çünkü savaş uzadıkça kaybediyor. Peki kim istemiyor? Uzamasını isteyen kim? Evet, yani uzamasını isteyenler. Biliyoruz ki Batılılar. Neden? Zelenski ne zaman ben barışla ilgili bir adım atacağım dese, demin siz örnek verdiniz. Evet. Amerika'dan bir şey geliyor, bir girdi yapılıyor. Bakın daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Zelenski şöyle bir açıklama yaptı. Bizim basınımıza yer almadı. Dedi ki, Rusya ile aramızda yapılacak muhtemel bir anlaşma mutlaka halk oyuna götürülmelidir dedi. Evet, kısmen yer aldı. Evet. Yahu dünyada bundan daha saçma sapan bir ateşkes anlaşması ön koşulu olabilir mi? Siz muhatabınıza nasıl böyle bir ön koşul sunarsınız? Sebebi şu, Paşinyan'ı hatırlayın. Hani Karabağ'da raks edecekti. Evet, raks etmişti ama sonra, ne oldu Paşinyan? Sonra anlaşmaya imza atmak zorunda kaldı. Ülkesine dönmekte zorluk çekti. Çünkü dediler ki sen hainsin. Öyle ya, bir ülkeyi sen Ermenistan'a alacaksın, 1,5-2 yıl boyunca gaza getireceksin. Karabağ yetmez, biz Bakü'ye de gideceğiz diyeceksin. O da yetmez, Ankara'yı alacağız diyeceksin. Sonra da Şamar'ı yedikten sonra mecbur imza atacaksın. Mecbursun imzayı atmaya. Barışın yolu imzadan geçer. Başka bir yolu yok. Şimdi bu imzayı atacaksınız. Dönüp halkınıza nasıl izah edeceksiniz? Ben yalancıyım diyebilecek mi Zelenski Ukrayna halkına? NATO'ya onun için diyor ki, alacaklarını bana söyledikleri halde ben de size söylemedim. İşte bunu nasıl izah edecek? Onun için diyor ki efendim referanduma gideceğim diyor. Nerede görülmüş bir savaşın bitmesi için yapılan ateşkesin referanduma götürüldüğü? Sizin ülkenizde referandum yapabilecek koşullar var mı ki siz referandumla bahsediyorsunuz? Bu açıkça herhangi bir ateşkese karşı ayak diremedir. Rusya'nın durumu... O zaman Zelenski savaşın devamından yana biraz daha. Tabii, öyle savaş kahramanlar yaratır. Bakın, bu işten kazanan taraf Zelenski. Şimdi Putin'in niye kaybettiğini, neden kaybettiğini, neden zayıfladığını konuşuyoruz. Yani ben de kazandığını falan düşünmüyorum. Savaşa giren bir ülke dünyada itibarı zedelendi. Yani belirli bir meşruiyete sahip olmanız lazım. Ekonomik anlamda zarara vuruyorsunuz. Bunun orta uzun vadeli sonuçları olabilir. Evet. Ciddi bir şey. Ama Zelenski'ye bakın, şimdi İtalyan parlamentosuna hitap ediyor. Her yerde ayakta alkışlanıyor. İtalyan parlamentosunda Zelenski'yi ayakta alkışlayanlar, Abdullah Öcalan posteri açıp Tayyip Erdoğan'ı yuhlayanlar aynı kişiler. Farklı değiller. Aynı zamanda Batı basının geçtiği son haber. Zelenski diyor ki Macaristan bizim topraklarımızla ilgili toprak hesapları yapıyor. Macaristan haddini bilsin diyor. Viktor Orban'dan bahsediyor yani. Yani Batı'nın karşısında duran kim varsa Zelenski onun karşısında bir tür karton kabadayılık yaparak kendine prim yapıyor. Eyvallah. Prim kazanıyor. Ama arkada halkı nasıl bir bedel ödüyor? O halk nasıl bir bedele mahkum oluyor? İşte onu zaten görüyoruz yani. Biz Allah'tan Türk televizyonları orada aktif. O insanların çektiği sıkıntı, çileyi görme imkanımız Peki. oluyor. Yani barışı isteyen istemeyen ben böyle tasvip ediyorum. Bizde, benim tarafından görünen bu. Peki Bülent Bey nedir bu konu? Şimdi barışı burayı tabii önce sonra. Ukrayna halkının kendisi istiyor. Evet. Bir de biz istiyoruz. Bak, samimi bir şekilde. Hani çünkü barış bize iki yönden yararlı olacak, kabul etmek. Hem Ukrayna ilişkilerimiz hem Rusya olan ilişkilerimizle ilgili olacak. Ama Ukrayna ile ilgili olayım, bu savaşın böyle tesadüfen çıkmadığını falan belirtmek için bir şey okuyayım size. Öncelikle şunu iyi bilmemiz gerekir ki Ukrayna krizi 21. yüzyılı siyasi, mali, ticari ve ekonomik açıdan yönlendirebilecek radikal değişikliklere ve gelişmelere yol açabilecek potansiyel risk ve tehlikelerle doludur. Zaman görünen küçük hesapların değil, büyük strateji arkasında gizlenen yüksek çıkarların fark edilme zamanıdır. Peki bu ne zaman yazılmış dersiniz? Kim yazmış? Evet. Bunu
TASAM Türk Asya Stratejik Vakıflar sitesinin web sitesinde Doktor Nejat Tarakçı 2014 yılında yazmış. Şimdi bakın, bunlar neden yazılabiliyor biliyor musunuz? Ben Doktor Nejat Tarakçı'yı tanımam. Tamam mı? Kendisine iltifat için değil. Ama o da bunu yazabiliyorsa, yani Türk devletinin, Türk milletinin kadim bir devlet tecrübesine sahip olmasından kaynaklıyor. Bu son derece önemli. Yani biraz önce dedik ki hani Ukrayna sahte bir devlet. Yani şey açısından, küçültme açısından değil. Sahte değil de failed. Yani şeye dara düşmüş artık devletin dara düşmüş, kuvveti kalmamış. Evet düzeltirim. Evet. Sahte demek belki şey olur. Bak 2014 yılında bu şöyle diyor bu tehlike. Buradan şuna geleceğim. Buradan ne anlamamız lazım? Bundan anlamı şu. Yani Ukrayna ilahlara kurban edilmiş bir ülke ta o zaman. Benim 27-28 Şubat tarihli yazımda aynen başlık oldu. İlahlara kurban edilen Ukrayna diyorum. Ve genel şey de şu. Ben Amerikan düşmanı falan değilim. Ben Türkiye'nin karşısında olan herkese gerekli cevabı veririm. Amerika'ya düşman değilim Amerika. Amerika bize yanlış yapıyorsa bile kendi çıkarı için yapıyor. Ben kendi çıkarımı ondan daha fazla düşünmek zorundayım. Şeyi o kadar. Evet, Ukrayna halkı istiyor birincisi. Şimdi bakın Barış'ı. Amerikan başkanlarına baktığımızda son derece barışçı görünen Obama dahil hepsinin bir savaşa ihtiyacı oldu. Tamam mı? Vietnam'dan başlayarak ederek var olan savaşları devam ettirme. Mesela Nixon'un ikinci döneminde seçimden önce Paris'te kesin olarak anlaşmaya varılıyordu Vietnamlıyla. Çünkü Ho Chi Minh unutuluyor. Fransa'da yetişmiş, Fransa'yı bilen eden birisiydi. Fakat Nixon ikinci seçimi garanti edebilmek için barış anlaşmalarını sabote etti. Şimdi Biden'ın da bir savaşa ihtiyacı vardı. Trump'tan sonra. Trump Amerika'yı kapatıyordu. Biden açmaya geldi. Ne dedi? İşte Atlantik ötesi ilişkiler vesaire yeniden derken Rusya ile Çin'i de açıkça hasım ilan etti. Şimdi fakat Biden'ın bir savaş kendisinin başlatma imkanı yoktu. Savaşı başlattırdı. Bu gayet açık. Ben şimdi şu nereden de bir de gidiyorum. Artı Ukrayna'ya sistematik bilinçli bir şekilde önceden yardım edilmedi. Örneklerini vereyim. Hatırlarsanız daha yani Rusların Ukrayna'ya saldırılacağı tahmin edilmediği günlerde elçiliğini Kiev'den Lviv'e taşıdı. Lviv'den Polonya'ya taşıdı. Senin savaşacak diye söyledi. Bir hafta sonra saldıracak, 10 gün sonra saldıracak. Bunu bu kadar iyi biliyorsan o zaman neden sen Amerika'nın, NATO'nun kurmaylarını vesairesini, tamam mı? Rusya'yla da bir asım yokken silahları oraya yığmadın. Yunanistan'a burnumuzun dibine getirmişsin silahları. Bulgaristan'a yığmışsın. Romanya'ya yığmışsın. Oradan Ukrayna'ya gitmeleri onların en fazla 2 günlük iş. Çoğunun 1 günlük iş şeyinde. Artı gerekli tedbirleri Ukraynalılar hadi bilmiyor. Uçuşları yasakla bilmem ne. Hiçbir şey yapılmadı. Ne zamanki Ukrayna hani direnir gibi oldu, etli şey etti. Onların da hesabı Rusya'nın 3 günde Kiev'e kadar gideceğiydi. Ne zamanki Ukrayna halkı direnmeye başladı etti. Zelenski de hani ondan payını çıkardı. Bu sefer ilahlar bu şeyi Ukrayna'yı kahraman yapıp değiştirdiler. Almanya bunu örneğini de verin Sayın Bakanım. Efendim? Almanya parasıyla silah satmadı. Ha, o dilimin ucundaydı. Hayır efendim, Yusuf Bey son derece yanılıyorsunuz. Koskoca Almanya 4000 tane miğfer hediye etti. Çok yani gülüştür bakın. Böyle bir olayda Almanya'nın silah yardımı ona 4000 tane miğfer gönderirim diyor. Yani niye 4000 tane de 40000 tane değil? Yani, bütün ülkeler için bu geçerli. Ortada ben onun için diyorum yani elimizde hakikaten meseleyi sağlıklı bir şekilde görecek, hastalığı tespit edecek, ona göre tedaviyi uygulayacak bilgiler yok elimizde. Anladım. O kadar karmaşık. Şöyle devam edeyim size. Ben bu durumu biraz da Bosna Hersek olayına benzetiyorum başlatıldı. Nedenine gelince, 1989'du mecliste Zhivkov'un başlatmış olduğu Bulgaristan'daki soydaşlarımız üzerindeki mezalimi telin etmek için mecliste bir konuşma yaptım. Ve o sırada da Bosna'da, Yugoslavya'da kış olimpiyatları vardı. Ve örnek olarak dedim ki ya dedim hani Bulgaristan'a
Bosna'da bu kadar millet bir arada yaşarken, Yugoslavya'da kış olimpiyatlarını kutlarken, ederken niye oradan örnek almıyorsunuz diye. Bundan iki sene sonra, 92'nin başı, Vehbi Dinçerler kardeşimle Avrupa Konseyi'nde üyeyiz, tamam mı? Bosna Hersek meselesi şeye geldi, gündeme olaylar geldi. Olaylar da 91'de Zagreb'teki bir futbol maçında çıktı bakalım. Yani öyle başladı. Hayır, ben şey, bölünme olayları, Hırvatistan. Yine yani evet, ilahlara nasıl evet kurban edildiği. İngiliz delegesini dinledikten sonra Vehbi'ye dedim ki, Vehbi dedim, Bosna gidiyor dedim. Nereden çıkardı? Dedim bak şundan, ya gözümden kaçmıştı dedi. Ondan sonra ama Vehbi Bey çok organize oldu filan, yetim çocukları. Ben de dedim ya, burada dedim bir uyandırmak için herkesi bir açlık grevi yapalım edelim şey dedim. Ya dedi popülist görünürüz vesaire diyerekten, o çok daha ben atakken o daha sakin karakterdir. Sonra mecliste Bosna Hersek Komisyonu'nu kurduk. Bütün partilerden önemli önde gelen arkadaşlarla silahlı kuvvetlerin kaza uçağında gittik oraya. Rahmetli İzzet Bey Gocu ağırladı, etti vesairesi. Yani şimdi Bosna'da yaşananlarla baktığımız zaman, ondan sonra Bosna kurban edildi. Şimdi Ukrayna'nın halkı da buna kurban ediliyor. Ve sonunun ne olacağını biz bilemiyoruz. Kimin çıkarını oluyor? Amerika'nın çıkarını. Tabii Amerika şu anda, bakın Amerika şu anda ne yaptı? Biden ikinci seçimleri garanti etti. Ondan sonra Amerika Avrupa'yı ele geçirdi. Avrupa Birliği'nin askeri harcamalarını arttırmasını sağladı. Trump'ın en büyük eleştirisiydi. Almanya kalktı, hemen 100 milyardan 200 milyar euroya çıkardı askeri bütçesini. Artı horozlandı. Şimdi bir de ne var? Bu Almanya'nın eski askeri gücüne dönmesine imkan verdi. Evet, evet. Avrupa'nın bilmem nesiyim vesaire demeye başladı. Ama bu arada hem de solcu bir başbakan attırdılar o imzayı, yani silahlanma kararında solcu bir başbakan attırdılar. Tabii tabii. Daha da inandırıcı. Ama bugün NATO zirvesinde aile fotoğrafına girmedi. Biraz sonra onu da konuşacağız. Tamam. Bir de şöyle diyeyim. Şimdi NATO'ya almayacağızın açıklanmaması bana göre Rusya'ya Ukrayna'yı yem etmek için söylenmemiş bir laf. Eğer bunu açıklamış olsalardı, kendi kamuoyları için değil, NATO bunu açıkladıktan sonra Rusya'nın bir müdahale için gerekçesi kalmayacaktı. Yani Ukrayna, anladım, Rusya'ya bir tehdit teşkil ediyor. Şunu demek istiyorum. Bize garanti verin demiş canım Putin. Hani Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğinin garantisini verin, evet, bitsin bu, evet, iş demişti. Yani ben bir de şöyle diyeyim. Hani eskiden de ama analizleri yapabiliyoruz. Biz rahmetli Nevzat Yalçıntaş'la Türk-Sovyet Parlamenter Dostluk Grubu'nu kurmuştu. Belki Duma'da 20 defa konuştuk, ettik, şey ettik. Ondan sonra Rusların da biraz yapısını anlıyor. Onlar da bizim gibi heyecanlıdır, milliyetçidir, şeydir vesaire. Ben şöyle tekrar edeyim. Amerika'nın dediğim gibi elçiliğini böyle savaştan çok da önce taşır, hiçbir tedbirleri almamış olması yani bu işin altında ne olduğunu gösteriyor. Peki. Ama yine de bu bir cebir denklemi gibi. Cebir denklemini çözebilmek için elimizde yeteri kadar veri yok şeyinden. Çok bir bilinmez. Anekdotla bağlatayım. Buyurun. Pasaport konusunu Yusuf Bey mi söylemişti? Yusuf Bey, Makedonya'dan Sırbistan'a geçerken 7-8 sene oluyor, belki daha fazla, Aydın Üniversitesi Viyana'da Arnavutluk'ta işte Arnavutluk, Balkanlar, Türkiye vesaire konusunda büyük bir toplantı düzenlemişti. Hem akademik hem siyasi, ve Viyana'dan gelenler de vardı, akademisyen siyaset. Konuşuldu, edildi. Sonra yaşlı birisi kalktı. Ondan sonra işte Avrupa şu bu bahsediyor, pasaportlar derken, siz neden bahsediyorsunuz ya dedi. Benim babam dedi, Arnavutluk'tan hacca kadar pasaport kullanmadan giderdi dedi. Ondan sonra bugün dedi Balkanlar deniyorsa, Balkanların bir tane başkenti vardır, o da dedi İstanbul. Viyanalılar bir bozuldu, anlatamam. Eyvallah. Bu da İnşallah. Hani bir pasaport konusu ama o çok şeydi. Demek isterim. Birkaç cümleyle bu işi değerlendirdim ama bu konuşmalardan sonra önümde bir başka fotoğraf açıldı. Şimdi Yusuf Alabar da çok doğru bir tespit yaptı. Diyor ki Putin şu anda kurtulmak istiyor bu işten. Bir çıkış yolu arıyor. Zaten görünüyor o. Açık ve net olarak görünüyor. Ama biz sürekli olarak işte
Zelenski'nin tecrübesizliğinden bilen bahsettik. Amerika Birleşik Devletleri'nin, ki katılıyorum ben bunlara, bu savaşı devam ettirmek isteğinden bahsettik. Galebe çalma düşüncelerinden bahsettik. Bunların hepsini bir köşeye koyuyorum ama Zelenski'den çok daha tecrübeli bir lider Putin. Bu tuzağa net nasıl düştü? Ve ayrıca Yusuf Alabardan'ın tespitlerinden şu çıkıyor ortaya. Yani bu savaş aslında Rusların da savaşı değil, Putin'in savaşı. Yani Putin nasıl Zelenski ülkesini sıkıntıya soktuysa Putin de ateşe attı. Ama biz durup durup kazanan taraf Amerika'yı, oyuna getiren taraf Amerika'yı eleştiriyoruz. Doğru, Amerika'da eleştirecek bir taraftır. Ama başka bir şey daha var. Biraz önce Bülent Akarcalı çok güzel bir değerlendirme yaptı. Diyor ki Ukrayna'nın NATO'ya alınmayacağı daha önceden söylenmiş olsaydı zaten Putin'in saldırma gerekçesi kalmazdı. Güzel, o gerekçe kalktı ortadan. Putin niye ısrar ediyor? Yani şöyle bir bakıldığı tükürdüğünü zaman yalayamıyor. Bir de işte o durum vardı. Yani Rusya'nın yani şöyle, yönetim yapısına bakınca. Şimdi Putin bir batağa battı. Zelenski yanlış yaptı. Amerika Birleşik Devletleri yanlış yapıyor. Kazançlı olsa da olmasa da. Şöyle bir bakıldığı zaman tam bir batak, tam bir işte dünyanın geldiği nokta. Ve bu arada işte kimyasal silahlar iddiaları var. Kimi diyor ki ben nükleer silah kullanacağım filan. Burada bence tamamı haksız. Bunların tamamı oyuna geldi haksız. Bu da son dönemdeki yeni dünya düzeninin, kurulan dünya düzeninin ki uzun süreden beri devam ediyor. O dünya düzeninin adını da altta kalanın canı çıksın dünya düzeni olarak değerlendirebiliriz. Onun ne kadar yanlış olduğu net olarak görünüyor ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın defalarca yaptığı konuşmalarda o değerlendirmelerinde ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Yani ortada çok ciddi oyunlar var, çok ciddi hatalar var, çok ciddi kumpaslar var, çok ciddi canavarca adımlar var. Yani Putin'in de bakıyoruz Biden'dan bir farkı yok. Yani Yusuf Alabardan'ın son derece önemli değerlendirmesi, tekrar söylüyorum. Putin bir çıkış yolu arıyor. Kurtulacak. Ama bu savaşı devam ettiriyor. Yani Yusuf Bey, yalnız Putin'in, Biden'ın avantajı Putin'in koltuğunu, müsaade edin de bir konuşayım. Kim giriyor bilmiyorum devreye de. Putin'in koltuğunu koruma mücadelesi. Olay bu kadar basit. Çok büyük anlamlar yüklüyoruz biz bu işe ama o anlamlar yok işin içinde. İşte yani Yusuf Bey'in o değerlendirmesi görünüyor. Benim de katıldığım bir değerlendirme. Peki. Putin çabalıyor, kendini korumaya çalışıyor. Peki. Bütün mesele bu. Peki. Bülent Bey de biraz önce araya bir cümle söyleyecekti. Buyurun o cümlenizi alalım. Şey diyecektim. Şimdi Putin'le Biden arasındaki denge farkı şu. Bütün Avrupa Putin'in Biden'ın elinde. Biden'ın arkasında Belarus'tan başka kimse yok. Evet, bir dengesizlik yani olayı. Biden diye Putin'in demek istediğiniz herhalde. Evet Putin ters kuşa bakmayın. Yani. Şimdi bu saatte tamam, dil sürçüyor. Bu bölümü bitiriyoruz. Ama şimdi Yusuf Bey'in özellikle istediği bir görüntü var. Ömer, bir ilave yapayım mı? Batı basınında yazılanları aktarayım. Bugün NATO zirvesi nedeniyle. NATO zirvesini konuşmaya devam edeceğiz. Putin'in arkasında Erdoğan'ın olduğunu yazıyor Batı basını. Bugün evet, yani bugün mesela İkatemiri'nin baş yazısıydı. NATO zirvesi olduğu için Türkiye'yi şöyle bir köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Türkiye'nin denge siyasetinden vazgeçip, yani bu zirvedeki temel maksat da aslında Türkiye'nin denge siyasetini devirmek ve Batı'nın evet, kendi menfaatine uygun siyasete zorlamaktı. Yani öyle bir iddia var. Zaten aslında şimdi o denge boşa çıktı. O tuzak denge boşa çıktı. Politikasının devam ettiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın evet, ifadelerinde konuşacağız. Şimdi bugün aile fotoğrafı çektirildi biliyorsunuz. O aile fotoğrafında iki unsur var. Birincisi İngiltere Başbakanı'nın hal ve hareketleri. Yusuf Alabarda dedi ki Hasan Öztürk hemşerini görüyor musun? Çankırlı, kalafatlı hemşerini görüyor musun? Tam bir Çankırlı edasıyla duruyor dedi. Bu görüntü bakın. Fotoğraf çektirirken de eli belindeydi, öyle söyleyelim. Yusuf Bey, yorumunuzu alalım. Ya biraz bunu tabii olayın içerisine mizah katabilmek açısıyla. Tabii ki. Sizle tabii ki. Sosyal tabii medyada ki da paylaştım. Tabii ki. Mendel kanunlarının ispatı niteliğinde bir duruşu vardı. Mendel kanunlarının
ispatı niteliğinde bir duruşu vardı Boris Johnson'ın. O duruş gerçekten bir Anadolu ağasının elleri arkada duruşu şeklindeydi. Tabii ki Ali Kemal'in torunu, hani sevsek Anadolu ağası biraz. En nihayetinde bu. Evet, benim hemşerim. Bu, haindir maindir ama ne yapalım? Genetik bir sonuçta. Genetik bir kalıtım. Eyvallah. Evet. O anlamda bunun gündeme gelmesi açısından şey yaptım. Çünkü evet. Programda peki şimdi magazini bırakıyoruz o zaman. Ama İkinci, Yarenler de öyle durar. Evet. Durur. Mesela İkinci, Fethiye Yaren'i de böyle durur. Evet, oyuna tabii. Başlamadan önce hafif eli cebinde. Efendim Zeybek de biraz Balıkesirli gibi de duruyor Yusuf Bey. Yani sadece Çankırılı gibi değil. Yani Yörüklük de var diyorsun biraz. Şimdi evet, bu aile fotoğrafında bir eksik vardı. Aslında rakamsal olarak, sayısal olarak tamam ama liderlik bazında bir eksik vardı. Alman Başbakanı aile fotoğrafına girmedi. Girmedi mi yok muydu? Girmedi. Almanya'dan yapılan açıklamada şöyle bir şey var. Deniyor ki nedir o? Koalisyon ortaklarıyla uzun süreli bir toplantı yaptı. Toplantı devam etti. Geç intikal etti. Onun için bizi NATO'daki daimi temsilcimiz temsil etti. Bir hanımefendi o fotoğrafa girmişti. Burada bir işkillenmemiz gerekiyor mu? Çünkü Ukrayna konusunda en fazla yani yaptırımlar konusunda zarar gören ya da biraz ayak sürüyen bir Almanya var. Ne dersiniz? Bu birer cümleyle tabii, bunu söylerseniz ben şimdi, konuyu değiştireceğim yine. Şimdi Almanya'nın Rusya'dan çok ciddi bir korkusu var. Yani Polonya'yı bir an önce Avrupa Birliği'ne alınmasını sağladı etti. Tampon bölge olsun diyerekten. Yani Ukrayna'ya da en büyük yatırımları falan yapan, yaptıran, en büyük desteği veren Almanya'ydı. Ama sevdiği için falan değil, Rusya'ya karşı bir tampon bölge olsun diyerekten. Ruslardan çekinmelerinden korkmalarının da hakları var. 26 milyon Rus vatandaşını öldürdüler. Sivil, asker, çoluk, çocuk, İkinci Dünya Savaşı. 26 milyon. 27. Yani veya 26 yani küsur. 27 düşünün. Ondan sonra ve dolayısıyla Rusya'yı hani daha ileriye gitmesini önlemek istiyorlar ya da olduğu yerde durdurmak istiyorlar. Anladım. Almanya Rusya'nın sakin kalması için Ukrayna'yı rahatlıkla feda edebilir. Anladım. Emin Bey, bu konuda sizin yorumunuz nedir? Valla bunlar iki yüzlüdür, batılıdır, her şeyi yapar, doğrudur. Yani geçmişten beri bir takım problemleri var ama korkunun da ecele faydası yok. Yani Almanya öyle çekinerek bu işlerden sıyrılamaz. Putin eğer yayılmaya başladıysa yarın Almanya'da da sıkıntıya sokar. O açıdan yani bunlar bence bu tür tavırlarla, bu tür davranışlarla bu işi önleyemezler. Eğer orada sivil katliamlar olmasa, eğer bir takım hani mecellede kural vardır, bizler Müslümanız, sui misal, emsal olmaz gibi bir takım yollar, bir inançlarımız olmasa, yani şöyle demek mümkün, bakıyoruz yani niyesinler birbirlerini diyeceğiz ama eyvah. Öyle değil işte. Bu yangın bize de geliyor, bu yangın mazlumlara da geliyor. Orada pek çok insan yesinler birbirini derken kimse yanlış anlamasın. Ben halklardan bahsetmiyorum. O tepedeki yöneticilerden, o zihniyetten bahsediyorum. Ama bunu da diyemiyorsunuz işte. Yani maalesef çelişkiler içinde kıvrılan bir batı ile karşı karşıyayız. Ama bu çelişkiler içine ben Rusya'yı da koyuyorum. Yani al birini vur ötekine şeklinde bir tablo var karşımızda. Peki. Şimdi önemli bir bilgiyi vermek isterim. Buyurun. Bu arada hani direkt bunlarla ilgisi yok ama bu Ukrayna'nın şu anda bütün harp sanayi, altyapısı vesairesi hani bombalanmış, ortadan kalkmış olduğu için Türkiye'nin oradaki mühendisleri, şunları bunları buraya getirebilmek için ciddi bir gayreti var. Bugün, bu da doğru bir şeydir. Bugün Yeni Şafak'ın manşeti var, üniversite hocalarına dair. Nota paylaşabilir bir Yusuf Bey de, Yusuf Bey de bilgi var. Biliyorum, o bilgiyi bildiğim için oraya da şimdi döneceğim. Şimdi hayır. 1930'larda Almanya'dan getirmişti. Çünkü aynen. Beşeri sermaye diyoruz. Şimdi tabii, Yusuf Bey'e pas atacağım ben ama bu Almanya konusuyla ilgili isterseniz söyleyeceğim. Tabii, bir dakika gelecek tabii ki. Tabii. Yani. Şimdi Yusuf Bey, bir Almanya niye o fotoğrafa girmedi sorusu ama buna kısa cevaptan sonra ikinci sorum şu. Hani biraz önce bir başlık açtı ya Gaffar Bey. Dedi ki bu NATO zirvesi aynı zamanda Türkiye'yi de tarafsızlığını veya işte efendim ortada durmasının önüne geçmek ve bir tarafa evrilmesini sağlamak üzere yapılmıştı
dedi. Ben dedim ki Cumhurbaşkanı açıklamalarından evet bunu hissetmiş olacak ki doğrudan NATO'yu eleştiren ifadeler de vardı dedim. Cumhurbaşkanının basın toplantısına da vurgu yapmak istiyorum. Oradan devam etmek istiyorum Yusuf Bey. Almanya'yı sorduktan sonra o başta da şöyle açacağım. Mesela Cumhurbaşkanı diyor ki NATO'nun mevcut savaş ortamında Ukrayna'ya siyasi ve pratik desteğini sürdürürken gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şarttır diyor. Öyle bir şey yapmadılar diyor. Bu gibi başlıklarımız var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısını ve NATO'daki tavrını da nasıl buluyorsunuz? Onu da değerlendirmenizi istiyorum. Evet. Hızlı hızlı gidiyoruz. Vakit de daralıyor. Tabii tabii. Vakit de daralıyor. Biraz hızlı seri konuşayım. Hızlı bir şekilde tamamlamak isterim. Beşeri şimdi sermayeyi de unutmuyoruz. Lütfen. Tamam, not aldım. Tamam. Olaf Scholz'un toplantıya katılmaması ile ilgili hususu tabii ki kendi beyanatlarını esas kabul etmek lazım. Ama bunun dışında bir şey aranabilir mi diyerek bakarsak Almanya ile Rusya arasındaki stratejik ilişkilerden mütevellit Sayın Bakan'ın biraz önce gündeme getirdiği gibi Almanya uzunca bir süre parası karşılığı Ukrayna'ya silah satmadı. Neden? Bakın rakam vereceğim. 2014'te Kırım'ın ilhakı öncesinde Almanya ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 80 milyar avroya yaklaşmıştı. 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım bölgesinin Rusya tarafından ilhakı ve Donbas bölgesindeki olaylar sonrasında uygulanan Rusya'ya yönelik yaptırımlar Avrupa Birliği merkezli. Almanya ile Rusya arasındaki ticareti 2014 yılının öncesindeki 80 milyar avrodan 40 milyar avroya geriletti. Şimdi Almanya bunu biliyor. Muazzam bir rakam. Sayı saymasını bilene 40 milyar avro muazzam bir rakam. Bunun dışında Alman firmalarının Rusya içerisinde önemli altyapı yatırımları da dahil olmak üzere, üretim dahil olmak üzere yatırımları var. Yusuf Bey hızlanalım. Son raddeye kadar Almanya aslında bekledi. Tamam. Dolayısıyla bu fotoğrafın içerisinde gözükmeme sebeplerinden birisi bu. İkincisi, doğalgazda Rusya'ya %41 dayanım gösteriyor. Boru hatlarına tabidir doğalgaz. Petrol gibi değil. Petrolü tankerlerle alabiliyorsunuz ki dünyada petrolün %75'i tankerler vasıtasıyla dağıtılıyor. Ama doğalgazın %80'inden fazlası doğalgaz dayanımlı ve Alman ekonomisi bu anlamda bunun son derece ihtiyacını hissediyor. Dolayısıyla Almanya'nın konusunu bu şekilde izah edebilirim. Evet. Beşeri sermaye. Aslında bu savaş başladıktan sonra bizim bakmamız gereken en önemli noktalardan birisiydi ki biz bunu Turgay Güler'le yapmış olduğumuz Ülke TV'deki Sıra Dışı Strateji programında Şubat ayında daha çatışmalar dahi başlamadan gündeme getirmiştik. Ben şunu söyleyebilirim. Açık istihbarat olup basına da yansıdığı için söylüyorum. Ukrayna'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Ukrayna arasında başta havacılık olmak üzere savunma sanayi alanında gerçekleştirilen bir takım stratejik ilişkiler doğrultusunda gelişen ilişkiler sonucunda o bölgede yararlandığımız beşeri sermayenin önemli bir kısmının Antalya bölgesinde şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne getirildiğini biliyorum. Eyvallah. Açık kaynak olduğu için de gizli bir bilgiyi ifşa niteliği olarak algılanmasın. Tamam. Geriye kalan makine teçhizatın çok önemli olmadığını biliyorum. Yani makine ve teçhizat her yerden getirilebilir. Mühim olan Ukrayna'nın içerisindeki Türkiye'nin savunma sanayi ve havacılık sektöründe kullanabileceği önemli bir beşeri sermayenin büyük bir gayret içerisinde Türkiye'ye getirildi ve getirilmeye devam edileceğini, bunu muhafaza etmenin son derece önemli olduğunu da Sayın Bakan'ın söylediği gibi 1930'lu yıllarda Almanya'da kaçırdığımız bu fırsatı inşallah Ukrayna sahasından sonra iyi değerlendirip kaçırmayız. Evet. Türkiye'nin NATO toplantısında Rusya ile karşı karşıya getirilmesiyle ilgili konuda Türkiye kafası karışık bir ülke değil. Olayı kendi içinde çok net ikiye böldü. Bunlardan bir tanesi uluslararası hukuk. Uluslararası hukuk kapsamında Türkiye Ukrayna'nın sınırlarını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü Vladimir Putin'in yüzüne de söylüyor. Bununla ilgili bir sınır yok. Ama öbür taraftan da Avrupa'nın kendi çıkarları söz konusu olduğunda Çaykovski'ye varıncaya kadar, Dostoyevski ve Tolstoy'un eserlerine varıncaya kadar uygulanan akıldan yoksun birçok yaptırıma da katılmayacağını söyledi ki bu da Türkiye'nin Rusya ile geliştirmiş olduğu ilişkiler çerçevesinde verebileceği en doğru karardı.
Ben önümüzdeki süreç içerisinde, daha sonraki programlarda da bunu konuşacağız inşallah. Bugün evet. yine birçok uluslararası haber ajansına düşen bir konu var ki, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya sahasındaki tıkanmışlıktan mütevellit, Çin ile Pekin, Londra, Güneydoğu Asya, içine Endonezya'yı, Filipinler'de dahil koyabilirsiniz, önemli bir üretim aksının ta Londra'ya kadar olacak olan ulaşımında en önemli destinasyonlardan birisi olan Rusya-Ukrayna hattının artık kullanılmaz hale geldiğini, bunun en önemli sebeplerinden birinin bu ülkeye yönelik olarak uygulanan yaptırımlar, bankacılık sistemindeki, Swift sistemindeki sorunlar gibi hususlar Türkiye'yi alternatif haline getirdiği söyleniyor. Türkiye peki neden alternatif halinde? Siz eğer ülkenizin 28 bin kilometre bölünmüş yol ağını tamamlarsanız, otoyollarınızı 1500 kilometreye çıkartırsanız, Marmaray dahil Boğaz geçişlerini Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile tamamlar ve şimdi de Avrupa'dan Güney Marmara ve Ege'ye gelecek lojistik hatları ile ilgili Çanakkale Köprüsü gibi önemli stratejik yatırımları yaparsanız sevgili Hasan Öztürk, dünya sizi alternatif bir destinasyon olarak görebilir. Eyvallah. Ama siz hala yapılmış Çanakkale Köprüsü'nü Bodrum'daki yazlığınıza bir an önce gitmekten ibaret gören bir yazlıkçı kafaya sahipseniz ne anlatsak boş. Eyvallah. Şimdi ben zamanı iyi kullanmaya çalışıyorum. Gaffar Bey, yani o Almanya meselesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın metodikini söylüyorum. Size 5 dakika, 4 dakika. Yok, o kadar da uzun sürmez. Tamam, şimdi kısaca tamam. Şunu çünkü söylemek için. Son bölümde Almanya'da, Sayın Bakan... bakın Almanya'da bir üçlü koalisyon var şu anda. Birincisi bu. Elde var bir. İki, Alman şansölyesi Türkiye'ye geldiğinde yanında Dışişleri Bakanı'nı getirmedi. Bakın bu elde bu veriyi alalım bir defa, bunu alalım yani. Neden tek başına geldi? Şimdi demek ki Almanya'nın içinde bir tartışma var. Bu bir. İki, biliyorsunuz Kırım'ın ilhakından sonra, Kırım'ın Rusya'ya katılmasından sonra Avrupa bir iddiaya göre yeterince şiddeti tepki veremedi. Bir iddiaya göre diyorum ama bu aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu söyledi. Evet. Değil mi? Dedi tabii, ki tabii, tabii. Yani siz Kırım alınırken dedi sesinizi nerede çıkarmadınız sesi dedi. Evet. Şimdi dedi ne patırtı koparıyorsunuz dedi. Şimdi Avrupa kamuoyunda da tıpkı Türkiye'ye yönelik baskı gibi bir baskı var Almanya'ya yönelik. Hmm. Avrupa'da özellikle Rusya'ya yönelik yaptırımların etkisiz olması nedeniyle bundan dolayı Almanya'yı suçlayan bir akım var. Avrupa basınında çok sık dile getiriliyor. Evet. Diyorlar ki biz birlik olabilirdik. Hatta Macron bu işin önünde gitti, koşturdu. Hadi İngiltere'yi affediyoruz, onların Brexit'le kafası hülyalıydı. Ama Almanya kendi ulusal çıkarlarını, birliğin çıkarlarının önüne koydu. Ve Almanya yüzünden bugün biz bu noktalara geldik, Rusya'yı durduramadık. Onun için Almanya diyorlar ki bedel ödemelisin diyorlar. Almanya'da Merkel kadar kuvvetli bir figür olmadığı için Olaf Scholz, bunu da tekrar ediyorum ikinci kez, Almanya'nın başına gelen talihsizliktir Merkel'den sonra. Çünkü güçlü bir lider değil ve bir koalisyon hükümeti var. Hmm. Ve koalisyon hükümetinde de Sayın Dışişleri Bakanı Baerbock, yani şey Almanya'nın Dışişleri Bakanı, Annalena Baerbock, bu da kadın kotasından girmiş bir vekildir. Bakın dikkatinizi çekelim. Yani bu hani siyasette kendini ispatlayıp bu küçümsediğim için söylemiyorum. Mutlaka hanımefendinin bazı yetenekleri var ama Alman basında, özellikle muhalif Alman basında, yani sağcı Alman basında. Çünkü bu hanımefendi Yeşiller Birlik 90 hareketine mensup ve ona muhalif olan sağ basını okuduğunuzda Almanya'da yani benim ağzımı almaktan imtina edeceğim son derece aşağılayıcı ifadeler var kendisiyle ilgili. Dolayısıyla Almanya'da başbakanla koalisyonun diğer ortağı arasında, yani iki büyük ortak Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Birlik 90 arasında bir uyumsuzluk oldu. Bir. İki, Almanya'nın tıpkı Türkiye gibi Türkiye'ye yapılana benzer bir basınçla karşı karşıya olduğu ve bunun sonucunda da bu tip dengesiz görüntülerin ortaya çıktığını tahmin edebiliriz. Evet. Türkiye bununla baş edebiliyor. Çünkü Türkiye'de bir koalisyon yok. Güçlü bir lider var. Hatta yani oyun kurucu bir lider var. Ama maalesef Almanya şu an bununla baş edemiyor. Evet. Ve büyük bir ihtimalle bu işten zararlı çıkacak. Eyvallah. Öyle görünüyor. Şimdi bitiriyoruz ama ben seçim kanunu da konuşacaktım bugün. Beraber konuşalım. O geçti. Burada, şimdi o geçtiği için son bölümde Sayın Bakanıma ben şu soruyu sormak istiyorum. Bu AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa hazırlayıp meclise sunduğu seçim kanunu komisyonundan geçti ama ilk açıklamada Hayati Yazıcı Bey ve MHP Genel Başkan Yardımcısı
Fethi Bey'in yaptığı toplantıda bir ara gündeme şöyle bir şey düştü. Bizim Hayati Bey'in ifadesiyle AİHM'in gereklerini karşılayacak bir düzenlemeye de formede ihtiyacımız var cümlesi çıktı. Şimdi burası enteresan. Tam da bu Osman Kavala'nın tutuklu yargılanması meselesi, Selahattin Demirtaş meselesi vardı. Siz burada sizin düşünceniz nedir acaba? Şimdi yazımın konusu oldu bu hafta şeyim. Kendisiyle karşılıklı saygı ilişkisi dışında herhangi bir yakınlığım olmamıştır. Ama Hayati Bey'e baktığımız zaman AK Parti içinde en güçlü birikime sahip olanlardan biri. Sakin bir güç. Verdiği beyanat son derece enderdir. Cumhurbaşkanımız da ilk günden itibaren yakın birliği vardır. Avukatlığını yapmış. Dolayısıyla mahrem konularına sahip çıkmış etmiş. Başbakan yardımcılığı, bakanlık, genel başkan yardımcılığı yaparaktan bir siyaset adamının ülke içerisinde sahip olmasını arzulayacağı niteliklere haiz bir kişi. Hukukçu kendisi, yargıçlık da yapmış, avukatlık da yapmış. Söylediği hukuki açıdan son derece doğru bir şey. Yalnız bunu doğru bir şey olarak yorumlamak yeterli değil. Şimdi ben meseleye şöyle bakıyorum. Türkiye'nin son bir ay içerisinde çeşitli konularda hızlı bir şekilde gelişen ilişkilere baktığımızda bütün bunların yalnız tesadüf değil. Savaş olsa olsa uzun zamandır hazırlanan bir yaklaşımı, planı, programı hızlandırmış olabilir. Herzog'un gelişi daha öncedendi. Bazı şeylerde Mitsotakis'in gelişi. Başka. Yani 2022 yılına girerken hükümet kendisine yapılan Batı'dan uzaklaşıyor eleştirisini nin geçersiz olduğunu ispatlama gayreti içine girmişti. Şeyinde Cumhurbaşkanı'nda daha önceden de Avrupa Birliği'ne yönelik müspet mesajları olmuştu ama bu ihtilafları giderici değildi. Evet. Mesela Avrupa Birliği dış politikadan dış politikadan sorumlu Borrell bundan daha 4-5 hafta önce Türkiye ile ilgili en ağır lafları söylemişken geçen hafta Türkiye'siz bu iş yürümüyor dendi. Oradan ben şunu anlıyorum. Hayati Bey'in verdiği mesaj hayati bir mesaj. Bu kendi şahsını yorumu olarak değil. Ondan sonra bazen hükümetin ondan sonra yaklaşımını bir parti aracılığına ortaya atarsınız. Onun üzerinde bir tartışma olsun. Ona göre de devlet tavrını alsın derken ben son derece olumlu karşılıyorum. Artık geçmişe bir sünger çekmek lazım. Yeni bir dünya, yeni bir Türkiye başlıyor. Bu Türkiye'nin önemli olduğunu, kendisine verilen değerin ne olduğunun istemeseler de bile kabul etmek zorunda olan kişiler var. Bunlara sırtımızı dönemeyiz. Sen dün bana şunu demiştin, bugün bunu nasıl söylersin, ne gitmemek lazım. Yeni bir sayfa, yeni sayfayı da Cumhurbaşkanı açıyor, hükümet devlet açıyor, dışişleri açıyor. Çok zor bir olaydır. Çok başarıyla oluştu. Çünkü yalnız onlarca liderin şunun bunun bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde Türkiye'de ağırlanmalarının, o plan programlarının, protokollerinin, görüşmelerinin neler konuşulacağını hazırlanması inanın çok zor bir şeydir. Yani ben de işin içinde olduğum zamanlar oldu. Gelen dışarıdan gelen bir başkanı, bir başbakan için 10-15 kişi hani çalışır eder her kesimden kendine ne sorulacak, ne yapılacak, ne edecek diyecekler. Ama devlet çalışmıyor diyorlar Sayın Bakanım. Efendim? Devlet çalışmıyor. Yani ben şimdi bu konu baktığımda bu konuda devlet fevkalade çalıştı. Eyvallah. Fevkalade iyi çalıştı. Eyvallah. Yani ben hep söylerim Türkiye'nin kim ne dersiniz? En kötü ilgili zamanında bile kadim bir devlet anlayışı vardır. O kadim devlet anlayışı zaten çöktürülen Osmanlı'dan sonra Cumhuriyeti kurmuştur. Cumhuriyeti kuranlar kimdi? Osmanlı paşalarıydı. Evet. Yani kadim devlet deneyim, birikim ve bilgisine sahip kişilerdi. Bu Türkiye'de de Türkiye bir sıkıntıya girdiğinde ya da bir çıkış yapmak istediğinde kendini gösteren bize haslet bir olgu. Eyvallah. Bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hızlıca bitiriyoruz. Bugün en sıra dışında Turgay Güler yoktu. Moderatörlük bana kaldı. İnşallah gelecek hafta Turgay yerinde olur ve biz de konuşuruz. Hepinize iyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.